Şu an eğer utanç içindeyseniz sevgili izleyenler, kendinizi aşağılanmış hissediyorsanız ve bu süreç içerisinde yok olacağını düşünüyorsanız, yok olacağınızı düşünüyorsanız, hor görüldüğünüzü düşünüyorsanız, sevilmediğinizi düşünüyorsanız ve kendinizi zavallı, dünyevi olarak bir zavallılık içinde görüyorsanız, 20 kilo elektrovolt düzeyinde bir enerji salınımı yapıyorsunuz anlamına geliyormuş sevgili izleyenler. 20 kilo elektrovolt. Evet. Yani utanç sizin frekansınızı çok düşüren bir kavram. Utanç, zavallılık, 20 kilo elektrovolt yayını yapıyor. Evet, etrafınızda kimseyi utandırtmayın, siz de utanmayın. Utanacak şeyler yapmayın demek istiyor aslında. Utanacak şeyleri yapmak, yapmamak kısmı da yine ahlaki değerlerle ilgili. Tabii, Yani sizin evet. değerinizle ilgili. Size göre eğer bir utanç söz konusu değilse o bir utanç değil. Yani utanç yayınını siz utandığınızda yapıyorsunuz. O utanç verici olduğunda değil. Buraya dikkat edelim sevgili izleyenler. Onun utanç verici olması toplumsal bir kriter. Yani siz çırılçıplak soyunup sokağa çıktığınızda utanmıyorsanız bu sizin için utanç yayını değil. Bilakis sizi izleyenler için bir utanç yayını. Buralara çok güzel odaklanmak lazım. Çünkü hep bir eleştiri mantığıyla bakıyoruz evrene. Eğer siz çıplaksanız ve bu ayıp, utanç verici bir şeyse çıplak olanın frekansı değil o. Ona o utanç, utanmıyor musun diyen kişinin frekansı. 20 kilo elektrovolt. Evet, 30'lara çıktığımızda suçluluk duygusu içindeysek, kindarsak, 30 kilo elektrovolt cinsinden bir frekans yayını yapıyoruz. Şeytani isek, şeytani olmak nedir? İlerleyen saatlerde konuşabiliriz onu. Evet. Suçluluk hissi içindeysek. Ve suçluluk hissi içinde olmanın aynı utançtakine benzer bir şey var. Suçlama hissi içindeysek de. Mesela hem utanıyoruz, hem de utanmıyor musun diyoruz. İkisi de aynı şey. Suçluluk hissediyoruz. Biraz evvel yansıtma dedik ya, psikolojideki karşılığı tam olarak bu. Hem suçluluk Evet. hissediyoruz hem de suçluyoruz. Aslında siyah giymekten suçluluk hissediyoruz. Ama dönüyoruz diyoruz ki siyah giydin, bunu giyme diyoruz. Bu da 30 kilo elektrovolt cinsinden bir yayın yapıyor. Ve benzer benzeri çeker harmoni yasasına göre de benzer insanlarla birliktesiniz. Bunu unutmayın. Çevrenize yarın sabah tekrar bir bakın istiyorum. Beyza Hanım'la arkadaş olmaya çalışın mesela, değil mi? Ha, bu arada Beyza Hanım sizin arkadaşlarınızı tercih eder mi? Bu boyutu da var. Çünkü popüler kişilikler, yani medya kişilikleri öyle diyelim ki siz bu kategoriye girdiğiniz için sizin üzerinizden verelim bu örneği. Sizin zamanınız da değerli. Haliyle kaliteli zaman kısmını da ilerleyen frekanslarda göreceğiz. Niye 70 milyona hitap? 70 milyonun 70'iyle birebir ilişki kurabilir misiniz? Mümkün değil. Haliyle ama o 70 milyon sizi bir kahraman olarak ilan edecekse, yani siz eğer varsanız, sizi var ettiyse sizinle temas etmek isteyecek. Sizin elinizi öpmek isteyecek, sizin gözünüze bakmak isteyecek, sizinle fotoğraf çekilmek isteyecek. İşte bunların altında yatan bu. Sizinle eşdeğer olmak isteyecek. Sizin frekansınızı arzuladığı içindir aslında o. Haliyle bunu bir popülist davranış olarak görebilirsiniz. Tarkan'la fotoğraf çekilmek harikuladedir. Bir teenage davranışıymış gibi görebilirsiniz ama bir teenage'in davranış biçimi kendini öyle ifade etmesinde, kendini öyle geliştirmesiyle ilgili. Bunu da yadırgamayalım. Yani programın başına söylediğim televole kültürü bizim talebimiz olduğu için televole kültürü. Biz bunu bugün yadırgayamayız. Bugün bunu eleştiremeyiz. İçinde bir eleştiri barındırıyor olabilir ama televole kültürünü biz talep ettiğimiz için ve biz onunla fotoğraf çektirdiğimiz için, onu izlediğimiz için, ona prim verdiğimiz için, yani reyting ölçümlerinde televole reyting aldığı için televole kültürü yaygınlaştı anlamını vurgulamak istiyorum. Virüsü bizim yapmış olmamız gibi.
Evet. Virüsü bizim yapmış olmamız gibi. Yani siz değiştiğinizde Evet. sizin için deniz yıldızı hikayesi olacak. Siz kurtulacaksınız. Siz değiştiğinizde kurtulacaksınız. Diğer deniz yıldızlarını düşünerek kurtulamazsınız. Onu demek istiyorum. Siz birer yıldızsınız. Işıyorsunuz ve sizi kurtaranına değil, siz kurtuluşunuza bakacaksınız. Kurtulduğunuzda diğer deniz yıldızlarına bu bilgiyi verebilirsiniz. Dersiniz ki fırtına olduğunda bizim arkadaşlarımız kumsala vurmuştu. Binlercesi öldü. Bakın bu bir veridir, bu bir bilgidir. Bu bilgiyi biz kullanmıyoruz. Geçmişin bilgisidir bu. İşte kadim öğreti bunu anlatmaya çalışır. Haliyle siz bir fırtına olduğunda deniz yıldızı olarak tutunacağınız kayaya hükmedersiniz. Kayayla olan münasebetinizi arttırırsınız. Yani tutunursunuz. Hayata tutunursunuz. Sizin için hayat değiştiğinde etrafınız için de değişir. 50 kilo elektrovolta yaklaştığınızda ölçümler öyle gösteriyor. Kederli. Kederli demeyelim. Hissiz. Umutsuz. Kınayan. Bakın bu çok önemli. Kınayan. Yani Yani hissiz deyince şey akla geliyor hocam. Hani duyarsız. katillerin acı çekme, yani direkt katille Duyarsız. şimdi birebir eşleştirmiyorum. Hani Ama öyle katiller çaresiz katil insanlardır. Mesela frekansın karşılığı çaresiz. Yani evet. çareyi hissizlikte hissiz oldukları için çaresiz Ha, olmak gibi hissetmek. düşünelim. Karşıdakinin Bunların acı hepsi birer hastalık. çekmememe. Bunların Evet. hepsi birer hastalık Beyza Hanımcığım. Bu frekans hastalığı. Yani biz yayınımızı hasta ettiğimizde bedenimizde de bunun karşılığını görürüz. Yani Evet. çok utanç içindeysek çok başımız ağrıyabilir. Ne alakası var diyeceksiniz. Eğer bir hayal kırıklığı içerisindeysek ateşimiz yükselebilir. Ne ilgisi var diyeceksiniz. Direkt ilgili lütfen. Mesela intikamcıysanız tansiyonunuz yükselebilir. Bunların direkt frekanslarla ilgisi var. Hastalıklar ve ilişkisi, evet, frekans, tamam. Evet, hastalıklar frekans ilişkisini işaret Tam ediyorsunuz da yani. böyle, tam da böyle. Çünkü Evet. biz enerji bedeniyiz. Biz Evet. enerjinin nesnelleşmiş haliyiz, katılaşmış haliyiz. Einstein'a göre. Yani frekansı yüksek enerjileriz. Haliyle geçirgen değiliz. Katı gözüküyoruz. Üstelik biz katı da değiliz. İşin garip tarafı şu, beynimiz bizi katı halde algılamamızı duyu organlarımızla sınırlamış. Duyu organlarımızı kapattığımızda, duyu organlarımızı kaybettiğimizde nesnemizi de kaybediyoruz. Dikkat! Duymamaya başladığımızda ses kavramı bitiyor hayatımızda. Görmemeye Evet. başladığımızda ışık kavramı bitiyor hayatımızda. Size dokunulmadığında, siz o ısıyı hissetmediğinizde sizin dokunma duyunuz kayboluyor. İşte bilgisayar hayat denilen şey o. Beyniniz uyanık ama tüm veriler kapalı. Nörolojik olarak beyniniz yaşıyor ama veri akışı yok. Yani enerji akışı durdu. Enerji durdu. Kapattı kendini. Emniyete aldı. Bazen tıp bunu kullanır, bilerek kapatır. Uyutma denilen bir tabirdir, tıpta kullanılır. Kişinin uyaranlarını minimalize etmek, tek noktaya odaklanmasını sağlamak için zihnin tüm duyu organlarını kapatır, uyutma denir ona. Yani yoğun bakımda uyutulur. Evet. Uyandırılmaz. Hemen bir şey örneği vereyim. İbrahim Tatlıses örneği vereyim. İboşov başladığı için birçok Ha, izleyen evet. izliyordur. O Onu mesela uyuttular. vurulduktan sonra, değil mi? Evet. Şeyden sonra, travmadan sonra günlerce, aylarca uyuttular, uyandırmadılar. Halbuki zihni ve bilinci açık gitmişti hastaneye. Anlatabiliyor Evet. muyum? Ha. İlginç bir görüntüydü o. Evet. Haliyle kastettiğim tam da bu. Enerji ve buna bağlı olarak duyu organlarını beyin yönetiyor. Beyindeki bir merkez yönetiyor. Bu merkez bir deşifre mekanizmasına sahip. Bu deşifre mekanizması sayesinde dünyayı algılıyoruz. Bunun dışında bir dünya var mı? Evet var. Ama biz bu yedi mühürle mühürlüyüz. Bu arada hala konuşuyoruz. Devam edelim mi? 20 şeylik. Valla Uykusu dostlarım geldi mi sevindi acaba? hocam. Biz Evet. memnunuz. Üç, Biz üç, üç, memnunuz 300 dostlarım şimdi şu an. küsür nefer pırıl pırıl ışıl ışıl beklenti 365 içerisinde. şu anda hocam. Ne güzel. Rakamsal bakmak hayata ve insanlara rakamsal bakmak ne kadar talihsiz bir durum değil mi? Evet, hayat böylesi bir istatistikle ilerliyor.
insanları bir insan için bu konuşma yapılabilir. Gerçekten Evet. bunu ben yapıyorum. Kendi Konuyu özel bir hayatımda kere yapıyorum. hatırlıyorsanız telefon görüşmemizde de bunu konuştuk. Yani Evet. takipçi sayısı veya o yayın sırasında izleyen bir kişi dahi çok Çok kıymetlidir değerli. Çünkü diye. ben onlardan biriyim çünkü. Yani ben eğer bugün bu konuşmayı yapıyorsam, siz bana değer verdiyseniz, bana itibar ettiyseniz, ben uyarıldığım için, bana dokunulduğu için buradayım. Bu sorumlulukla bunu paylaşıyorum. Bunların Hocam doğru veya yanlış Ali olması kişilere kalmış. kesinlikle. Hocam ben bir yayını izlerken o kadar düşmüştük ki sayı. Kim olduğu önemli değil. Artık geç saatti. Ben de merakla izliyorum. Artık böyle hani 20 kişi falan kaldı. Bize vakit almayın diye bitirdiler ve ben çok incindim o anda. Çünkü ben o 20 kişinin içindeydim ve izliyordum. Ya Devamını bekliyordum. tam da böyle. Yok sayılmak beni çok kırdı kendi içimde. Hani trajikomik bir şeydi o benim için. Yani 20 kişi niye yok sayıldı diye. Çünkü bir odanın içinde 20 kişiye konuştuğunuzu düşün. Yani şu anda Tam da bu öyle, tam da mekanda öyle. 20 kişi de çok kıymetli. Tam O da öyle. yüzden bu sizin rakamsal değerlendirmeyi bu yapmanız çok önemli. Çünkü Herkes için niye bunu düşünmek söylüyorum gerekiyor. biliyor musunuz? Ben yıllarca radyoculuk yaptım. Sabah 6'da Evet. kalkardım. Drive time denilen şeyler var, kavramlar vardı. Şimdi radyolar tükendi, bitti. Ama ben ilk radyoculardan biriyim. Benim jenerasyonumun hepsi medyada. Ben popülist işler yapmadım. Yapmayacağım da böyle de öleceğim herhalde. Bu işin başka bir tarafı. Bu arada sesim kısıldı izninizle. Gitmem. Tabii. Acaba ne içerikli yayınlar yapmışsınız? Benim cahilliğim Radyoda gerçekten çok estağfurullah, hayır. Radyoda öyleydi. Bir başınıza konuşurdunuz ve karşınızda bir skala yoktu. Yani bugünkü teknoloji yoktu. Kaç kişi dinliyor, ne ben de dinliyor öyle bilmiyorduk. yapmıştım çünkü. Haliyle ben şunu çok kutsarım, çok önemserim. Ben radyoyu açtığımda radyo konuşmacısının sadece bana konuştuğunu düşünürüm. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Çünkü ben de bir kişi için saatlerce konuşabilirim. Radyoda bunu yaptım. Belki hiç kimse dinlemedi ama bir kişi eğer temas edebildiysem benim için çok değerli. O bir kişi tam da bu frekans değerleri üzerinden milyonlarca insanı etkileyebilir. Ben etkileyemeyebilirim, dikkat. Ama dokunduğum insan frekansı yüksekse etkileyebilir. Haliyle bu bir zincir. Onun için birbirimize karşı sorumluyuz. Sizin çevrenizde sizin bu konudan etkilenecek ve sizin çevrenizi 800 kat, 200 bin kat, 1 milyon kat katlayacak bir enformasyona neden olabilir. Haliyle benim enformasyon konusundaki çekincelerim ve farklı bir terminoloji kullanmam biraz da tercihim. Popülist bir söylem içerisine girmek istemiyorum. Bu söylediklerimi size çok basit anlamda anlatabilirim ama ben basit tarafta, basit olması için elimden geleni yapıyorum. Basitle kastettiğim kötü anlamda anlatabilirim. Basitliği savunuyorum. Basit olması çok önemli. Evet. Ama bunu bir şov haline dönüştürmek istemiyorum. O bakımdan bu tür niş çalışmaları önemsiyorum. Konusu geldi. Salı akşamı ülkenin en önemli cemiyetlerinden bir tanesinde konuşma yapacağım. Metafizik Tetkikler İlim Araştırma Derneği, Çağdaş Adı Bilyay Vakfı. Türkiye'de, ülkemizde spiritüel düşüncenin, aydınlanmanın önemli kilit noktalarından bir tanesidir. Takdir etmişler, beni davet ettiler, çok onurlandım. Ben çünkü 80'li yıllarda o tezgahlardan geçmiş, amiyane tabirle. Çok erken yaşlarda o tezgahtan geçmiş biri olarak onurlandım. Yıllar sonra oralarda bir konuşmacı olmak benim için bir onur. Çünkü çok niş, spesifik bir izleyici kitlesi var. Haliyle oradaki konuşma YouTube'dan yayınlanacak ama eminim Heh, çok onu spesifik. soracaktım. Evet, çok spesifik bir kitle olacak. Orada belki başka bir terminolojiyi kullanabilirim. Çünkü o bir özgürlük sağlıyor. Ön kabul özgürlüğü sağlıyor. Yani ben üniversitede ders veriyorum, giriyorum, bina dersine giriyorum, atıyorum. Orada şeyden bahsediyorum işte. Türev integralden bahsediyorum. Atıyorum şu an.
Haliyle oradaki konuşmamla buradaki konuşmam aynı olmaz. Böyle bakmak lazım. Spesifik konuşmalar adına önemsiyorum. O anlamda da hani belki izleyenler, dinlemek isteyenler olabilir. Başka bir konuyla ilgili olacak konuşma. Salı akşamı Bilyay Vakfı'nın YouTube'unda. Bilyay Vakfı. Evet. Kendi hesabında. Evet, kendi hesabında. Tamam. 50'lerde kalmıştık. 70'lere çıkalım. Hocam? İşsizlik dedik 50'ler. Evet, 50'ler için şunu söyleyebiliriz. Hareketsizlik bakın. Çok güzel bir yere oturur. 50 kilo elektrovolt yayın yapan hareketsizdir. Yani hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak. Yani sıkılır, yürümez, üşenir. Hı? Nasıl? Evet. Kendini çaresiz hisseder. Bakın bu Depresif hallerdeyseniz, hale işaret ediyorsunuz. Evet, bu psikolojik hallerdeyseniz frekansınız 75'lerdedir sevgili izleyenler. Evet. Pardon, 50'lerdedir. Daha 75'e geçmedik. 50'lerde, değil mi? Evet. 50'ler. 50'ler için işte çaresiz, hareketsiz, hissiz, umutsuz, kınayan, yadırgayan, eleştiren, öyle diyelim. Mesela medyanın eleştirel kısmı toplumsal frekansı 30'lara çektiğini gösterir. Bir şeyi eleştirirken, evet bir şeyi eleştirirken mesnetli eleştirmek lazım. Yani türevleriyle ortaya koymak lazım, alternatifiyle. Yani bu iddia böyle demiştir, bu filozofi böyle demiştir, ben böyle düşünüyorum diyebilirsiniz. Burada özgürsünüz ama hem ağını hem karasını okumak lazım. Her şey ve herkesi, yani doğru bilgiyi seçmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez de bu açıdan vurguluyorsunuz hocam. Çok Evet. önemli. Bir şeyin doğru ya da yanlış olması önemli değil. Doğru. Türevleriyle ortaya konması önemli. Tek taraflı bakma eğilimi en önemli kuyulardan bir tanesidir. En problemli yerlerden bir tanesidir. İnsana Maalesef. güvenmek, insanı cevher kabul etmek, insanın düşünebileceğini kabul etmek çok önemli. Ben senin yerine düşünürüm. Bak böyle düşün demek insana yapılmış en büyük hakarettir. Böyle düşünün. Evet. Böyle bakın. Buradan bakın. Burada manzara harika. Buradan havası çok güzel. Buranın suyu muhteşem. Demek eğer alternatifsizse oranın neresi olduğu ile ilgili veya o yaşayanın nerede yaşadığı ile ilgili bir bilginiz yoksa bunlar doğru yaklaşımlar değil. Yani siz eğer çölde yaşıyorsanız Finlandiya'daki arkadaşa çölü anlatamazsınız. Finlandiya'da yaşayan birisi de Arap çölündeki güzelliği birbirine anlatamaz. Herkesin realitesi farklı. Tam da realite kavramı burada devreye giriyor. 75'lere geldiğimizde bu eşik değere yakın kavramlar. Yani 75, 100, 125 birbirine aslında çok yakın enerjiler öyle diyelim. Ama yine de aralarında çok büyük psikolojik farklar var. 75 için pişmanlığı söyleyebilirim. Pişmanlık geçmişe takılmak anlamına gelir. Eğer kişi yaptığı şeylerden pişmansa zihninin geride çözemediği bir sürü sorunu olduğu efektini verir. Ve bununla ilgili bir tanımınız vardı sizin kullandığınız hocam. Evet, endişe ve pişmanlıkla ilgili şöylesi bir şey var. Pişmanlık geçmişe takılmaktır. Endişe geleceğe Evet. takılmaktır. Onun için anda kalmak için bu ikisinden de kurtulmamız lazım derim zaman zaman. Siz onlardan birine denk gelmişsiniz. Anda Yok, kalmak kavramı. depresyon mu? Ha, tabii. Depresyondur. Güzel. Pişmanlık depresyona götürür. Endişe de anksiyeteye götürür. Haliyle gelecekle ilgili endişeniz varsa anksiyeteleriniz artar. Eğer geçmişe takıldıysanız, geçmişle ilgili pişmanlıklarınız varsa depresif olursunuz demiştim. Bu iki hastalıktan kurtulmanın tek yolu anda kalmak. Anda kalabilmek çok güç günümüzde ama kadim öğretiler an tabirini bunun için kullanırlar. Yani endişelerinizden kurtulun, beyninizi, zihninizi boşaltın, oraya kozmik enerji dolar derler. Yani günümüz tabiriyle. Tanrısal güç. Akaşik güç, astral güç, spirit,
ruhun kendini bulması anlamına gelen bir tabir kullanılır. Evet, oralara girmeyelim. 71'de evet, kederli. Nasıl yapılacağı konusunda da fazla farklı teknikler önerildi. Kuşkusuz, bak, kişilerin kendini kişilerin kendilerini rahatlatabilecekleri tek yol tabi oldukları dinin ahlaki kuralları. Eğer bir dine tabi değillerse, saygı duyarım, ahlaki kuralları da etik değerler haline dönüştürürlerse, yani evrensel etik değerler haline dönüşürse, ki bunun içinde bu etik değerlere sahip çıkmayacak bir tane fert, birey görmüyorum açıkçası. Çünkü içinde dört büyük erdem, Platon'a göre, Aristo'ya göre yedi büyük erdem, Platon'a göre yedi büyük erdem. Bunlar insan hayatının çok önemli köşe taşları. Bu erdemlere sahip değilseniz bir etik değerden bahsedemeyiz. Evrensel bir etik değerden bahsedemeyiz. Dinler özelinde de ahlaktan bahsedemeyiz. Eğer dinin özelinde bir inanç özgürlüğüne sahipseniz, bir aşkın güç arayışı içinde değilseniz olabilir. Buna da saygı duyarız. Bu aşkın güç arayışı içinde değilseniz, o dinin ahlaki kurallarını da itibar etmiyorsunuz anlamına gelebilir. Buna da saygı duyarız. Ama etik evrensel değerler itibar etmeyecek bir kişi tanımıyorum. Bu bakımdan her insanın bu etik evrensel değerlere sahip olması frekansını yükseltir. Başta bu. Bu önemli. Güzel. Ben de bu önemli, bu önemli deyip kendimi bir bakan edasına soktum. Burası önemli, bu önemli. Biraz öyle oldu ama demek ki önemli ki. Aslında önemsediğim yerleri vurguluyorum. Onun için konuşmayı seviyorum. Kelime havada uçuyor, geri benim kulağıma dönüyor. Bir şey oluşturuyorum. Aşkın potansiyel oluşturuyorum. Bizde siz de faydalanıyorsunuz. Hadi öyle diyelim. Kesinlikle öyle. Aslında bu programı kendim için yapıyorum. Siz vesile oldunuz, öyle diyelim. Evet, bencilliği anlatalım. Bu güzel güzel bir yere geldi. Frekans yani değeri olarak büyüdür konuşmuştuk biz sizinle bir programda. Konuştuk ama konuşamadık. Hatırlıyor musunuz? Konuşamadık mı? Ha. Yani konuştuk tabii, anlattık ama ben bildiklerimin onda birini konuşabildim anlamında söylüyorum tabii ki. Evet, bir gün söz büyüdürü konuşalım. Konuşalım. O yüzden hani şuna getireceğim aslında sözün hani konuşulan her şey önemli, bu önemli, bu önemli diyorsunuz. Evet, hepsi önemli işte, bu bağlamda da önemli. Evet. Ağzınızdan çıkan her söz. Evet, 75'lere geldiğimizde biraz böyle bu arada frekanstan evvel egoyu anlatmak istiyorum çünkü şu vurgum yanlış anlaşılabilir. Bu programı kendim için yapıyorum, kendim için konuşuyorum kısmı çok egosantrik gelebilir. Ben insanı yücelten bir yapıya sahibim. Eğer bir aydınlanmaya, yani bir inisiyasyona tabi değilseniz, yani bir gruba dahil, grubun bir parçası değilseniz, kapalı veya açık, cemiyet ya da cemaat fark etmez. Eğer orada bir işlevsel noktanız yoksa, insan egosantrik bir canlıdır. Egosu, maalesef Türk toplumunun egosu gelişmemiş bir toplumdur. Başka toplumlar için de söyleyebiliriz ama biz Türkiye'de yaşıyoruz ve bu özelde konuşmak istiyorum. Aslında bildiğimiz şeylerin tam tersi, egomuz oluşmadığı için çok egosantrik davranırız. Egosu oluşmuş insan, kendisiyle barışmış insan anlamındadır. Biz bu kelimeyi maalesef yanlış kullanıyoruz. Egosu çok yüksek, çok kibirli, çok şey nedir ona, saldırgan, şımarık, istekli gibi tabirleri hep egoya mal ederiz ama ego bunu hak edecek bir düşük frekans değildir. Ego olgunlaşmış şey demektir. Ego 21 yaşından sonra olgunlaşır. Dünyanın toplumsal yaşı düştü dedik ya programın başında. Yani ergen gibi davranıyor dedik ya. Yani aslında 21 yaş altı gibi davranıyor. Haliyle 60 yaşına da gelseniz, 70 yaşına da gelseniz ergen gibi davranmaya biz ego diyoruz toplumumuzda. Oysa ki egosu olgunlaşmış toplumlar
kendisiyle barışıktır. Kendisine zaman ayırır. Bakın dikkat edin, Batı toplumlarına barışık olmasının bedelini ağır ödemişlerdir. Bir sürü savaş yaşanmıştır orada. Bunları, oradaki Rönesans ve aydınlanmayı es geçemeyiz. Oradaki kaos, yani o akış, yani o konfor alanları bozulmuştur onların. Hani bir ara o durgun su ve hareketli sudan bahsettim ya, tehdit almıştır. Evet. Tehdit aldığında zihin şöyle çalışır. Kafam karıştı. Yoruldum. Tamam, Yoruldun topluyorum. mu hocam? Topluyorum. Hayır, çok çok Hayır, fazla açılmış bombardıman oldu. Hayır. söylerken Hayır, egoyu anlatıyorum. açılmış mı hocam? Şimdi egosu olgunlaşmış Batı toplumlarını yeriyoruz belki. Niye batıcıyız, niye o tarafa bakıyoruz, niye modernistiz, biz geleneksel kısmımızı niye yüceltmiyoruz falan diyoruz ya. Ego şöyle Evet. davranır. Ego kendine zaman ayırır. Biz kendimize zaman ayıran bir toplum değiliz. Dikkat. Yani kendine zaman ayırmak nedir biliyor musunuz? Müzik dinlemektir. Kendine zaman ayırmak nedir biliyor musunuz? Şiir okumaktır. Dans etmektir. Resim çizmektir. Kitap okumaktır. Biz öylesine egomuz olgunlaşmamış ki, biz akşam eve geldiğimizde hangi komşuya ziyarete gidelim ya da hangi komşu bize gelsin. Bakın bunlar geleneksel davranışlar. Kutsuyorum, önemsiyorum, yermiyorum, dikkat. Ama lütfen kendinize de zaman ayırın. Kendinize zaman ayırmak egosantrik algılanıyor toplumumuzda. Evet, ama egonuzu geliştirebilmek için kendinizi ego seviyesine, yani 21 yaş üstü seviyesine yükseltmeniz gerekiyor. Bunun da bir frekans karşılığı var kuşkusuz. Bunu da yapamıyoruz. Kendimize zaman ayıramıyoruz. Hep bir sosyal endişe içerisindeyiz. Hep bir iş temposu içindeyiz. Hep bir aile temposu içindeyiz. Hep sanki çok büyük sorumluluklarımız varmış. Sanki devleti, milleti, memleketi biz kurtaracakmışız efektindeyiz ve endişeliyiz. Evet. Endişeliyiz. Endişe de Ömür boyu neymiş? vakit geçirmemize engel oluyor. Endişe Evet. de düşük frekanslı bir kavrammış. Evet, Hocam 70. bir parantez. Lütfen. Dediniz ya az önce özgüvenli toplumların bu yüzden zaman zaman kayba uğradıkları. Valla ben neyi çağrıştırdı bana? Şöyle söyleyeyim. Doğru olmayabilir de ilkel kabileleri bugün dahi gözlemliyoruz. Çok özgüvenli, Çok güzel. kendilerinden emin Çok ve güzel. mutlular. Ama o coğrafyalarda çok daha fazla zulüm olduğuna tanıklık ediyoruz. Sömürü olduğuna tanıklık ediyoruz. Bugün dahi bilmiyorum doğru bir çağrışım mı oldu? Yok, çok doğru, çok doğru baktınız. Konunun böyle açımlanması da çok hoşuma gitti. Bizim geleneksel dediğimiz, bizim yerdiğimiz, ilkel dediğimiz kavramlar aslında bunun üzerinden yürür. Biz kendimizi yarı tanrı kabul eden beyaz tenliler, öyle diyelim. Çünkü kadimdeki ırksal kısmı Evet. yok ederek konuşmak lazım. Maalesef bunlar çağdaş ırkçılık hareketleri. Rengine göre, dinine göre, diline göre kategorize etme bir düşük frekans eylemi. Haliyle bu bilgeliğe sahip olmayınca hep bir başkasında suç bulma, hep bir başkasını yerme ve o toplumu maalesef toplumsal düzeyde de o topluma müdahale etme gibi bir durum var. Bu hakkı da beyazlar kendinde görmüştür. İlk Go West hikayesiyle başlayan ve Batı'nın daha da Batı'ya giderek göğü deldiler geldiler deyip tanrısallaştırdığı beyazları, onları tek tek öldürdüğünü görerek şahit oldular. Ataları her ne kadar bu konuda, atasal kültleri bu konuda uyarsa da gençler buna teslim oldular. Göğü delme hikayesi de şöyle, hemen oraya da saplama yapayım. İlk yelkenli gemileri gördüklerinde, bu da önemli bir tespit, bu konuda da biraz konuşmak isterim. Yelkenli gemileri gördüklerinde, hiç gemi, yelkenli gemi görmedikleri için beyaz yelkenleri göğü delmiş gibi görmüşler. Haliyle gemileri algılayamamışlar. Bununla ilgili bir deney var. Hemen onu da vereyim, anlatayım. Yani Amerika yerlileri ilk gemiyi gördüklerinde göğü delen beyazlar olarak tanrısallaştırdılar. Bunu biliyoruz. Batı tarihini bilen herkes bilir. Bununla ilgili bir deney var. Bu çok hoşuma gitmişti. Paylaşmakta fayda görüyorum. Hiç deniz görmemiş bir toplum. Yani 7 nesildir görmemiş ama. Yani kodlarında deniz olmayan, göl olmayan bir toplumu deniz kenarına götürmüşler. Deniz
de yolculuk yapan, yol alan gemiyi hiçbiri görmemiş. Yani kodlarında denizin üzerinde yüzen bir kavram olmadığı için var olan bir şeyi görmemişler. Zihinlerinde onunla ilgili bir bölge yok. Bu çok önemli. Şöyle önemli. Aynı yüz maymun hikayesindeki gibi birbirimize aslında kolektif bir bağla bağlıyız ama Evet. eğer insanlık hikayemizde yani termin şeyimizde kronolojimizde geçmişimizde o nesneyle ilgili bir background, bir bilgi birikimi yoksa onunla ilgili işlem yapmıyor beyin. Gördüğü şeyi de görmüyor, algılamıyor çünkü gördüğü şeyi gördüğü bir benzer şeye benzeterek öğreniyor. Burası önemli. Aa, yine bir bakan efektine girdim. Şu elime de Öyle şey alayım. yorumluyor. Evet, Böyle evet. yorumluyor. Haliyle ne oluyor? Kendi onun için bilgi birikimi önemli diyoruz ya. Ne kadar farklı bilgilere sahip olursanız algınız o derecede, üstelik nesnel algınız yani reel algınız da o derecede artmaya başlıyor. Bu o kadar hazin bir nokta ki karşınızda nesnel olarak gördüğünüz bir gemiyi bile gördüğünüzü yani bakmak ve görmek ilişkisi burada çok önemlidir. İşte sanatçı görendir derler. Sadece bakan değildir. Bakar Evet. kör haline dönüşebiliyoruz. Bu zihnimizi de körelten bir şey. Bu anlamda bu vurguyu da bu deneyi de paylaşmış olayım. Yine frekanslara devam edelim. Çok geç olmadan insanlar tamamını duymak isteyeceklerdir olası. Tamamı için 75'i konuştuk değil mi? Tamam. 75'i konuştuk hocam. 100'e Şu an geldiğinde anksiyete başlıyor. Vazgeçme gelecekle başlıyor. ilgili kaygı değil mi? Evet, gelecekle ilgili kaygı. Tam da anksiyeteyle söz ettiğimiz o. Çok güzel. Korku. Ki korku da zaten gelecekle ilgili bir şeydir. Geçmişteki korkunun karşılığı pişmanlık ama gelecekteki korkunun karşılığı anksiyete. Vazgeçme. Haliyle korkuya bağlı olarak planlarımızdan, istikametimizden, gideceğimiz yönden, düşüncelerimizden ve davranışlarımızdan vazgeçme eğilim içinde oluyoruz. 100 kilo elektrovolt düzeyinde yayın yapan bir beyinden bahsediyoruz. Ve şimdi Tutulamayanlardan korku bahsediyoruz. var ya bir taraftan. Korku var bir de bu korkunun yansıması olarak da korkutucuyuz. Dikkat. Yani burada mesela şeyi görebiliriz. Korkutan insanların frekansının düşük olduğunu algılayabiliriz. Ben bunu böyle yapabilirim. Benim böyle bir çevrem var. Benim gücüm var. Benim silahım var. Benim Evet. yeteneklerim var. Benim arabam var. Bu da aslında kendi içinde korkunun, sizdeki korkunun dışa vurumu. Yani cezalandırıcı bir hale Güvenliğini mi gelebilirsin. bildiriyor bunlar? Yani mesela bununla ilgili bir örgütlenme varsa hemen mafya diyebiliriz. Çünkü mafya korkutucudur. Çünkü aslında korkar. Korktuğu için bir araya gelmiştir. Tam da özü bu. Evet. Haliyle bu da Şey 100... için özür dilerim. Şarja takıyorum da Estağfurullah. telefonu. Çok özür dilerim. Bir Evet, sakıntı ben de yapmadan. şarjda tutuyorum bitmesin diye artık çıkarabilirim herhalde. Daha bir saat daha konuşmayacağımıza göre şarjı biterse 15 bitsin. alarmı verince yayın böyle kesilir diye panik Evet, olmam. 15'in altına düşünce internet bağlantısı kesiliyor bende açıkçası. Tamam. 100 Evet, seviyesinde hocam. böyleymiş. 125, bakın bu da yine eşit bir değer. 125'te ihtiras başlıyor. 125'te 125. muhtaç olma başlıyor. Yani mutlaka 100 seviyesindeki bir grupla 125 seviyesindeki grup çok yakın ilişkilerde bulunuyor. Yani korkunuz var, korkusu olanlarla bir araya geliyorsunuz çünkü muhtaçsınız. Kölelik bilinci var, tabi olma bilinci var, tabi olmak istiyorsunuz. Yani hem cezalandırıcı hem cezalandırıcı bir grup içerisinde olmak istiyorsunuz. Çünkü korkularınız var. Çünkü Evet. kölelik ruhuna sahipsiniz. Çünkü ihtiraslarınız var. Bu ihtiraslarınızı sizinle beraber kol kola girecek insanlarla daha iyi başaracağınızı düşünüyorsunuz. Çünkü özünde 125 frekansına sahip insan modelinde hayal kırıklığı var. Kaybettim. Aynı düşünceden Aldatıldım. insanları mı istiyoruz? Evet, Yani hem evet, evet, yapacak evet, 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 evet. Tam da peki bu öyle. anlaşılma duygusundan, onaylanma duygusundan farklı bir şey gibi görünüyor sanki.
Öyle, çünkü frekansların psikolojik karşılıkları da var. Onu da aslında tabir, bu kullandığım kelimeler içerisinde bir tanesi psikolojiye de gelen bir kelime. Yani mesela psikolojide 20 seviyesindeki kişiye aşağılanmış dedik ya, o Evet, psikolojik bir hatırladım. tabir. Ama dünyevi olarak aşağılanmış kişi zavallı. Bu psikolojik bir tabir değil. İlahi olarak Evet. hor görülmüş. Seviye olarak utanç. 20 seviyesindeki bir enerjiden bahsediyoruz. Evet. Süreç olarak da yok oluşa giden. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsinin kelime karşılıkları da bir takım reel disiplinlere dayanıyor. Eğer psikolojik disiplinler dersek, mesela 125'e denk gelen frekansta muhtaç olma var. Muhtaç olma bir psikolojik değer. Ama Evet. süreç olarak bakarsak, Hı. yani ileriye dönük muhtaç olan kişinin endişesi köleliktir. Kastettiğimi anlatabildim mi? Yani süreç psikolojik bir şey değildir. Süreç bir endişedir. Ama duygu durumu anksiyetedir. Seviyesi korku seviyesindedir, endişelidir. Dünyevi olarak da korkunçtur. Cezalandırıcıdır. Yani bunları bir programa sığdırmak, anlatmak çok zor. Ben bu konuda bir profesyonel eğitim vermiyorum. Böyle bir planım da yok. Ama talep olursa, isterse izleyenler, takip edenler uzun vadede belki sizinle de birlikte bir şeyler yapabiliriz. Konuyu siz açtığınız Çok için. sevinirim. Evet. Çok. Ben niye es vererek böyle bir dinledim? Çünkü kölelikle ilgili sizin yaptığınız bir, yani bir paylaştığınız bir anlatım vardı. Onu zihnimde canlandırmaya çalıştım da, hani bir konfor alanından bahsediyordunuz kölelik psikolojisiyle ilgili de. Acaba aynı şey mi diye, Aynı hani şey, o aynı yüzden şey. şöyle bir düşünerek, Aynı hani şey. kölelik aslında ne idi? Yemeğin verisi, kalacak yerin verisi, işte buna tamah etmekle ilgili bir anlatımınız vardı da, şimdi kölelik vurgusu yapınca Siz aynı şeyi dersinize düşünerek çok iyi çalışmışsınız. Tebrik ederim sizi. estağfurullah hocam. Hep sizi Vallahi izlememden harikasın. kaynaklanıyor. Gelmiş, Eksik geçmiş, olmayın. bir Çok güzel üzerinden bir geçmiş. gazetecilik örneği veriyorsunuz. Ne güzel. Yani şu an Rica ederim medyada hocam. çok fazla videom yok. Bir dönem çıktığım ekranların birçoğu kapandı. Haliyle bunların verileri de kapandı. Değişim ve dönüşüm gerekiyordu demek ki, ya da o konuşulan şeyler herhalde zamanını tüketti. Öyle bakalım. Öyle bakma taraftarıyım. Yani o gün konuşulan şey o günün insanına hitap ediyordu. Artık değiştik, dönüştük. O bilgiler değersizleşti. Olası ki bunlar artık sosyal medyada yok deyip böyle bir olumlama yaparak devam edeyim. Hay Allah, evet. Kölelik aslında bir Yeni yayınlar konfor alanı. yapmak lazım o zaman. Efendim? Yeni yayınlar yapmak lazım o İnşallah, zaman. inşallah. Yani ben radyo televizyon kökenliyim. Şöyle, çok erken yaşta gazeteciliğe başladım. Ben aslında yine medyadayım. Başka televizyonlarda farklı bir alanda program yapıyorum. Ben doğa sporlarıyla da ilgileniyorum. Yaban TV'de uzun zaman Zirveyi Zorlayanlar diye bir program yaptım. Yine şimdi başka bir televizyon kanalında Lütfen Çimlere Basınız adı altında bir program yapacağım. Ama bu tür ezoterik, okült, parapsişik konularda sadece konuk oldum. Profesyonel olmadım. Ama ileride belki siz de yaparız başka bir kanalda. Kim bilir? Ne kadar Her güzel olur. İsterim. Onur şeye, duyarım. birbirimize vesileyiz. Ben bu Ben tür de onu konuların rica tüketilmesi ediyorum. taraftarı olmadığım için çok sıcak bakmadım. Zaman zaman böylesi teklifler geldi. Beraber yapalım, böyle bir program yapalım. Ama kendimi tüketeceğimi düşünüyorum. Haliyle her hafta bir programa hazırlanmak benim için çok ciddi özen gerektiren bir şey. Bir de kendimi tekrar etmek de istemiyorum. Çünkü o da yine medyatik bir tavır. Hem izleyenlerime hakaret olur, hem kendimi geliştirmemiş olurum, hem bir kandırmacı olur, çok popüler olurum.
Bu benim egomu, süper egomu besler. Belki çok da para kazanırım ama amacına hizmet etmez. Amacına hizmet etmesi konusunda biraz misyonerce bir tavır içindeyim. Bu kısma herkesin saygı duyacağını düşünerek devam edelim. Evet, 125'te kaldık. Çok açık düşünüyorsunuz. Buyurun. Evet. İhtiras ve muhtaçlık. Muhtaç Evet, olmak. gördüğünüz üzere 200 lira kadar hep böyle şeylerden bahsediyoruz. Çok da böyle Evet. sevmediğimiz şeylerden bahsediyoruz farkındaysanız. Ama hepimizde olan hasletler Evet. bunlar. Gerçekten öyle. Hepimizde var olan şeyler. Çünkü biz insanız. Bu frekansları zaman zaman dönem dönem değiştiriyoruz. Frekansımızı da değiştiriyoruz, öyle diyeyim. Sabit kalamıyoruz. Sabit kalmak çok güç. Bu konjonktürde çok güç. 150'ye geldiğimizde öfkeli bir birey oluyoruz. Nefret dolu oluyoruz, saldırgan oluyoruz. Düşmanca 150'ye ve geldiğimizde evet, düşmanca ve intikamcı oluyoruz. Enteresan. Yine çok düşük anlamsız frekanslar. İntikamcı Evet. olmak yine geçmişe dayalı. Gördüğünüz üzere hep pişmanlıklarla ilgili. Düşmanca olmak yine bir birikim gerektiriyor. Yani bir ilişki kurmuş olmanız gerekiyor düşman olabilmeniz için. Onunla ilgili size bir enformatik olması lazım. Size bunlar yabancı, bunlar sana saldırdı, bunlar senin düşünceni desteklemiyor, bunlar din düşmanı, bunlar bayrak düşmanı gibi bir kavramı kaşıyor ve seviyesi de öfke. Haliyle bunlar üzerinden, bu enformasyon üzerinden öfkeleniyor kişi ve seviyesini aşağıya çekiyor. Bir süre sonra bu öfke nefrete dönüşüyor, yani düşmanlığa dönüşüyor. Siz sanal olarak bir düşman yaratıyorsunuz. Yani komşunun sizin düşmanınız olmaya başlıyor. Bunlar hep böyle biriktirmişsiniz. Sonra ne oluyor? Kullanıyorsunuz. Sonra ne oluyor biliyor musun? Saldırganlık başlıyor. İşte saldırgan Hocam linç ve toplumlar ırkçılık da budur tamamen yani. bu, tamamen böyle, tamamen böyle. Saldırganlaşmak özü itibariyle daha global düzeyde baktığımızda savaşların artması demek. Yani savaşlar eğer global düzeyde artıyorsa toplumsal frekanslar düşüyor demektir. Çünkü siz talep ediyorsunuz. Talep önemli bir kavramdır. Bakın, talep kadim öğretilerde arz talep üzerinden yürür bilgi. Şu an 291 kişi bu bilgiyi talep ettiği için burada. Aksi takdirde biz bu Evet. programı bitirirdik zaten. Yani bir kişi kalana kadar devam ederiz. O işin ayrı bir yeri. O sizin vereceğiniz saatte bitecektir. Çünkü o saat verildiğinde saygısızlık olmaz. Ama bir kişi için devam eder. Bu işte arz talep meselesi. Ne Evet. oldu şimdi? Siz eğer düşmanca bir arzda bulunuyorsanız, bunun talebi hazır. Öfke, intikamcı, komşunuzla düşman olma, savaşlar. Yani hem insani düzeyde, birey düzeyinde, hem toplum düzeyinde, hem devletler düzeyinde düşünelim lütfen. Yani olaya çok geniş perspektifle bakmamız lazım. 150'lerde böyle. 175'lerde artık biraz daha şey olmaya başlıyor. Öfke gurur haline dönüşüyor. Çok iyi öfkelendim. Çok iyi düşman olurum ben. Bak, ben seni mahvederim. Ben yalnız değilim. Bak, benim de böyle dostlarım, arkadaşlarım, bayraktarlarım, ülkülerim var. Ne oldu? Gurur. Ve talepkarlık başlıyor. Talep ediyor. Yani sen saldırganken, mesela eğer devletsen toprak talep ediyorsun. Eğer erkeksen dişiyi talep ediyorsun. Dişiysen kas talep ediyorsun. Kasın varsa araba talep ediyorsun. Bakın, yine çok düşük frekanslı şeyler, örnekler vermeye Evet. çalışıyorum. Gurur. Kayıtsızlık başlıyor. Yani hem talepkar hem de kayıtsızsın. Artık böyle bir cahil güveni dediğimiz, cahil özgüveni dediğimiz kavram bu. Yine toplumlarda görürüz bunu. Bariz görülen bir şey. Kayıtsız oluyor artık. Gururlu. Bana dokunamaz. Umurumda bile değil. Ne yapıyorsa yapsın. Zaten o çalışmadığı için fakir. Ya o zaten 2 gün evvel Ferrari'ye biniyordu. Bak, iflas etti. Oh, canıma değsin. Bu kayıtsızlık. Evet. Küçümseme. Yani bu akademik profesörmüş. Ya bu profesörler de ne söylediklerini anlamıyoruz. Ya o profesör ya. Niye küçümsüyorsun ki? Anlatabiliyor muyum? Yani bu da 175 seviyesi bir durum. Ya haddini bilmeme daha doğrusu. Kendini bilmeme. Şişinme. Toplumsal şişinme böyledir. Her toplum Bunu lideri yapmayalım. tarafından böyle pompalanır.
Her toplum Doktorlara saldıranlar aklıma geldi. ha 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 Sen ha kimsin diye. ha ha Sen kimsin? tam da böyle işte. Şimdi liderler bazen bu frekans üzerinden çalışabilir. Bak der, sen böylesin. Sen böyle olmak Evet. zorundasın. Bak bu senin düşmanın. Bak şişin, onurlan, Evet. kuvvetlen. Sen güçlüsün. Sen kendine güven gibi. Maalesef hani o söz ettiğimiz %51, %85'i böyle de hani 200'ün altında da %50'si bize yeter üzerinden yürüyen idari lider kavramının kökeni budur. Bu 175'lerde üstelik bakın. 200'lere geldiğinde biraz rahatlıyoruz. Nefes alacağız şimdi. Cesaret geliyor. 200'lerde seviyesi 200'lerde tamam. cesaret. Yapabilirim. Yapılabilir. İzin verdim. İzin veriyorlar. Hı. Yapabilirim. Toparladım kendimi. Geçmişin hataları saçmaydı. Artık Hı. geleceğe daha iyi bakabilirim. Olumlama. 200 seviyesi çok önemli bir nokta. Olumlama. Yani şu an biz pandemiyi program başından beri olumladık. Farkında mısınız? Farkında Evet. olmadan olumladık üstelik. Farkında olmadan içinde bulunduğumuz olumsuz koşulu evirdik. Farkında olmadan. Yani 200 seviyesinde farkında olmadan bunu yaparsanız manipüle etmemiş oluyorsunuz. Bu sizin doğanız oluyor. Ve bu size ne kazandırıyor biliyor musunuz? Süreçte. Yani ileriki günlerde. Yani endişe duyduğunuz yerde güç kazandırıyor. Kendinizi güçlü hissetme hissiyatına sahip oluyorsunuz. Eğer olumluyorsanız hayatınız. Hadi enerji verelim, bir araya gelelim. Olumlama enerjisi dedikleri bu. Ama menşeinin ne olduğu, kökeninin ne olduğu ile ilgili bir fikirleri yok. O psişik arkadaşlara sesleniyor. Şimdi beni yarın şey yapacaklar herhalde, taşlayacaklar. Yapmazlar hocam, yapmasınlar. Valla ben alttan bu arada gelen mesajları görüyorum da herkes kalem kalem Yazsınlar, evet hissettiğim bu. yazsınlar. Evet, gerçekten öyle. Kendilerini nerede Anlatmak gördüklerini istediğim bilsinler olay en buymuş. azından. Kesinlikle. Keşke utanma duygum olmasaymış. Utanmasaymışım gibi Ya. geçmişe dönük şöyle bir şeyler de Ama var. utanma duygusu şu, utanma duygusu kişiye özel bir şey değil ki, toplumsal bir baskıdır. Yani Evet. burada mahalle baskısı denilen, sosyal baskı denilen, din baskısı denilen, kültür baskısı denilen baskılarla yaşıyoruz. Bunlar çok normal, çok doğal. Önemli olan bunun farkına varmak, bunu tamir etmeye çalışmak. Ben soyunun sokağa çıkın demek istemiyorum. Amacım o değil. Yani demek istediğim o değil. Ama kendinizle barışırsanız, insanların sizin hakkınızda ne düşündüğü çok bir önemi yok. Yani benim hakkımda bazı videoların altına inanılmaz şeyler yazıyorlar. Sinirlenmiyorum. Eğer bir seviyeden bahsediyorsak, beni anlayamamış diyorum. Beni anlayamamış olması beni üzüyor. En fazla o oluyor. O kişinin hayatı, görgüsü, bilgi birikimine ben müdahale edemem. Ben kimim ki? Onun bana müdahale edebiliyor cesaretini bulması korkutucu. Çünkü o örgütlenmeye girebiliyor. Yani onlar, hani onlar dediğim cezalandırma hakkını kendinde bulabiliyor. Çünkü adalet erdemine sahip değil. Ne oldu? Şimdi siz ahlaki değerlere sahip değilseniz, bu erdemlerden falan bahsediyoruz. Onunla da ilgili programın sonunda bu erdemlerin ne olduğunu da söyleyelim de havada kalmasın. Biz kaldığımız yerden devam edelim yine. Aslında 200'ün üstü olumlamaların tamamında şey var, erdem var. Bu kısma şimdi odaklanacağız. Haliyle belki erdemleri tekrar etmeye gerek kalmayacak. 250'lerde kişide güven duygusu oluşuyor. Kendine güven, Kendine bir mi? başkasına güven. Çünkü genelde toplumsal yaraların tamamında şu var: bu adam beni kazıklayacak mı? Ben bu adamla iş yaparsam ödememi yapar mı? Ya bu kadının duruşunu hiç beğenmedim. Cüzdanımı çalar mı? Bu bana gömleğime çok fena baktı. Bu gömleğimi kıskandı mı acaba? Gibi haller içindeyizdir. Bu işte eğer bu hallerden sıyrılabilirsek, yani kendimize güvenirsek, yapmış olduğumuza Evet. güvenirsek, sözümüze, bakışımıza güvenirsek, bunun içinde yine birikmek gerekiyor. Öyle çok kolay işler değil bunlar. Yani insanın kendi frekansını
makineye bağlayıp yükseltmek maalesef güç. Doğru yayınlar izleyeceksiniz. Doğru kitaplar okuyacaksınız. Doğru işe gideceksiniz. Dinlediğiniz müzikleri, sözleri mi evet, olacak? Evet, evet, tamamen öyle. Yani hayatımız, çevremiz, arkadaşlarımız, yani şikayet eden arkadaşlardan uzak duracaksınız. Siz de kendinizi ve çevrenizi olayı şikayet etmeyeceksiniz. Ne oldu? Çok zor yani. Asgari ücretle geçiniyorum. Nasıl geçireceğim Murat İrfan? Boş boş konuşuyorsun, ekmek derdindeyiz diyen on binleri duydum ben. Çok duydum yani. Ben ekmek verecek bir fabrikam yok ki. Keşke öyle bir şey olsa. Misyonum o olsaydı belki gelin size iş vereceğim diyebilirdim. Belki ileride bir kapital sahibi bana sponsor olur. Der ki Murat İrfan ya güzel şeyler söyledin. İyi niyetli de gördüm seni. Çok iyiymiş. Ben de frekansım yüksek, senin anlaşabilirim. Fazla kibirli duruyorsun, başıma da bela olabilirsin. Benim bilmediğim şeyleri de biliyor olabilirsin. Beni yerer misin, beni eleştirir misin? Böyle bir endişem de var ama frekansım yüksek, bununla başa çıkabilirim diyorsa sponsor arar beni, der ki gel seninle bir okul kuralım. Bu okul da paralı olsun. Aa yok, ben o işte yokum. Ne oldu, anlaşamadık. Parasız olsun, tamam çok güzel. Gelsin insanlar burada eğitilsin. Eğitildiler, ne olacak sonra? Gene boşa gitti her şey. Bu kapital sahibinin de bir işine yaramadı. Eğitilenlere para mı verelim? Ha o olur. Eğitilenler eğitilirken üretim mi yapsınlar? O olur. Yani artık yeni çağ sosyal düzenlerinde böylesi projeler oluşmaya başladı. Yani komüniteler denilen kavram. Tam da bu söylediğim şeyleri kaşır. Kapitaller artık özel yaşamlar oluşturmaya başladılar. Yani kendi kendine yetebilir evler, kendi kendine yetebilir araziler, kendi kendine yetebilir kültürler. Yani ben bununla yetinebilirim. Benim bahçem var. Bak burada permakültür yapacağım. Bak burada şey yapacağım. Doğal besleneceğim. Benim gibi düşünen insanlar var. Bak zaten iki tane kıyafetle yaşayabiliyoruz. Yani bak minimal olduk. Tamam çok güzel. O eşyaya nesneye değer vermiyoruz. Bak arabamızı da sattık, ferahimizi de sattık gibi insanlar da bir araya gelmeye başladı. Bunun içinde ciddi yatırımlar var. Kar getirici mi? Evet, bir kapital gözüyle bakınca kar getirici. Açıkçası nesneyi ötelemeden, nesne dengesini kurarak para kazanabilirsiniz. Para, kazandığınız paranın nereye harcandığı çok önemli. Yani nesnenin kendisiyle tatmin olmak, benim param çok deyip onunla mutlu yatmak yerine ben o parayla şunları satın aldım deyip yatmak çok daha doğru. Ben cebimde hiç 5 kuruş para tutamayan bir insanım. Yakın arkadaşlarım çok iyi bilirler. Çok büyük paralar kazansam da dahi bir gün sürer benim bunu harcamam. Hemen harcarım. Doğru mu yanlış mı? Hocam bu söylediklerinizi şunlar da beraberinde getirmedi mi? Yani böyle bir döngü, nasıl söyleyeyim? İşte depremlerden sonra kendi bahçemiz, pandemiden sonra ya, demek ya, ki dışarıda kapalı ya, kaldığımızda ya. kendimizi yetebilmemiz İşte bunu ben lazım. söyleyemem. Bunu ben söyleyemem. Bunu çok Çocuk güzel diyor, kendi doğal beslenelim. İşte orada yediği çok o gıdalar böyle yapıyormuş. ne oldu? Kendimize geldik değil mi? Evet. Ne oldu? Konfor Biz alanımız giderken bozuldu. Gittik toplamaya başladı kendimize Aslında yetebilmek, başka birinin evet. hayat yaşamamak. Tam da o. Her şer, her şer. Yani var, işte kadimde karşılığı var. Her şer bir hayra delalettir. Lütfen. Bunun bedelini ödemeden ilerleyemeyiz. Her şeyin bir bedeli var. Yani canınızla malınızla ödeyeceksiniz. Mal nedir ya? Ha? Yani ben samimi söylüyorum, yakın arkadaşlarım tanırlar. Benim mala itibar ettiğim görülmemiş. Kitaplarım var işte. Onları çok seviyorum. Yanımda tutmaya çalışıyorum. Onlar da bir mal, malzeme. Bunları zihnimde biriktirmeye çalışıyorum. Yani yok edeyim, o nesneyi de yok edeyim diye. Kapasitem kaldırmıyor. Yani ben o kadar akıllı biri değilim. Keşke güçlenebilsem, akıllı olsam, zeki olsam ve her okuduğum kitabı yalayıp yutsam, tekrar ona geri dönmesem. Mümkün değil. Hala bir küçük nesne bağımlılığım var ama o da saf bir, saf yani bir nesne bağımlılığı. Çünkü aldığınızda 50 lira, satarken 1 lira. Gelir getirici değil, onun için biraz kendimi rahatlatıyorum. İki yüzleri konuştuk. 250'ye gelelim mi? Gelelim hocam. 250. 250 artık şey oldu. Eşik değerimiz. 200'ün üzerinde yaşamak hedefimiz olsun. Dilerim, isterim. 250 için güveni, 250'yi konuştuk galiba. Evet, konuştuk. Güven dedik. Güven mi? Evet. Özgüven. Özgüven. Başkasına güven. Evet. Endişesiz olmak. Yani
doyurucu olmak, imkan veren olmak. İmkan veren 250 için çok önemli. Yani biraz evvel kurduğumuz cümle içerisinde var diye ben ancak imkanımı kendime verebiliyorum. Ama imkanlarım olsa size verebilirim. İşte kapitalin ha, bir mesaj Bitmesini geldi. istediğim Ben de yer. bitsin diye okudum Çok bu. nerede bunu? Ah tamam. Hayır, bitmesini istediğim. Hocam, ben size anlatamam ki arka planı, hem sorular açmamı isteyen var hem de arkada biriken o kadar çok şey var ki. O Sağ olsun. bitmesini istediğim tek program oldu deyince çok hoşuma gitti ve Ay hemen ona dikkatinizi dağıtmak istemezdim ama. utandım, teşekkür ederim. Yok, ben de çok keyif aldım. Sen bir söylüyorum. Burayı milat olarak kaydediyorum. Bugün 14 mü? 14, 12 olarak kaydediyorum. Çünkü bir, sizi seviyorum. İki, sanırım zaman içerisinde şey olmuş. İyi bir kitle toplamışsınız. Tabii ki medyanın çok büyük etkisi var. Durup dururken insanlar Konuğun bilemezler. kendi takipçileri, inanın hocam, konuğun kendi Eksik takipçileri. olmasınlar, eksik olmasınlar. Ben dediğim gibi hayatımın büyük bir kısmını real dünyada yaşıyorum. İşte sizinle ancak kendimle buluşuyorum. Bu tür programları onun için seviyorum, onun için önemsiyorum, daveti önemsiyorum. Her yere de gitmek istiyorum. Bazen iki kişinin olduğu sohbetlere de katılıyorum. Bazen çok yoğun sohbetler de oluyor. Önemli olan değer verilmesi ama zamanın kaliteli kullanılması, üretimi engellediği, kalitesi kullanılması üretimi engellediği için de zaman zaman problem oluyor. Çünkü oturup yazmak istiyorum. Yazacağım süre içerisinde de başka bir şeyle ilgilenmek zorundayım. Evet. Haliyle bu kapital dünyayı es geçemeyiz. Evet. Haklısınız, haklısınız. Böyle şimdi 200 cesaret olumlama, 250, bu bana neyi düşündürdü biliyor musunuz? Kişisel de bakışın yanında hani toplumsal, kolektif bir bilinci göz önünde bulunduracak olursak acaba imparatorluklarda bu seviye neydi acaba? Çok güzel. Kaçtı? Yani mesela Osmanlı'da ya da Çok işte güzel. dönün Bizans'a. Çok Hani güzel. imparatorluk düzeyin Çok neydi? çok Karşılığı çok neydi? çok çok güzel bir yere geldiniz. İmparatorluğun ne olduğunu bilmiyoruz. İmparatorluk nedir biliyor musunuz? Müthiş. Eğer imparatorluk olmak istiyorsanız özellikler verirsiniz. Eyaletler vardır. Bakın Amerika bugün ayakta duruyorsa özerk yönetimleri vardır. Kantonları vardır. Bakın Osmanlı İmparatorluğu hep valiliklerle yönetilmiştir. Merkezi bir yönetim değildir. Haliyle herkesin, her toplumun, her kalenin ki polis üzerinden gidelim. Yani Konstantinopolis, yani devlet, yani şehir devletleri üzerinden gidelim. Şehir devletlerinin valileri vardır, liderleri vardır. Yani oradaki toplumsal frekansı oranın lideri yönetir. Lider büyük olanla temastadır. Yani hiyerarşik olarak kral, imparator halkın içinde olmaz. Halkla temas etmez. Neden? Çünkü hiyerarşi gereği o temsil ettiği yer yüce bir yerdir. İmparatorluklar O yüzden döneminde. mi tedbirli kıyafet geziliyordu? Yaşayın, yaşayın. Tedbir, gerekli Çünkü doğal tedbirler gerekli. davranmaz kişi. Siz Tarkan'ın yanında ne kadar doğal davranabilirsiniz? Böyle bakın olaya. Değil mi? Değer verdiğiniz, sevdiğiniz bir insanın karşısında ne kadar doğal davranabilirsiniz? Siz olmazsınız, suni olursunuz o anda bunda. Haliyle toplumsal kriterleri küçük polisler düzeyinde tutabilen erkler imparatorluk olmayı başarmışlardır. Bütün mesele bu. Eğer özellikler verebilirseniz, yani seni tanıyorum, senin gücünü yadsımıyorum, seni kabul ediyorum, seni dininle, renginle, saçınla kabul ediyorum ve sen istiyorsan dininle, saçınla, sözünle, lafınla bir arada duracağın insanlarla dur. Ben seni koruyacağım. Bunun karşılığında da bana vergi vereceksin diyor. Çünkü ben güçlü bir orduya sahibim. Üstelik bu ordunun güçlü olması için senin de neferlerine ihtiyacım var. Senin de gençlerine ihtiyacım var. Ama senin gencin seni koruman için sana olanak tanımaz, tanıyamaz. Çünkü onun ülküsü yok. Bak bende bir imparatorluk Evet. ülküsü var. Gel bu büyük ülkeye, bu ülke neyse, bu ülke sosyal bir ülke de olabilir, dinsel bir ülke de olabilir ki dünyadaki savaşların tamamına yakını din üzerinde kuruludur.
Bu ülkeler üzerinden örgütlenmeyi gösterir. Çok normal. Yani siz biraz dünya tarihini sosyal antropolojik boyutuyla bakarsanız bunları benim söylememe gerek yok. Ayan beyan ortadadır. İmparatorluklar dönemi niye bitmiştir? İkinci Dünya Savaşı'nın amacı budur zaten. Hitler sömürge dönemi bitirmiştir dünyada. Yani Hitler hiçbir şey yapmamış olsa, dünyaya felaket getirdi, milyonlarca insan öldürdü dese, Hitler'in muazzam bir yönü konuşulmaz. Çünkü amaç bir şeyi yüceltmek, germek değil ki. Hitler dünya ölçeğinde dünyayı sömüren güçlerin hepsini yok etmiştir. Sömürgecilik devrimi. İçinde Biraz evvel söyledik görüyoruz. Sevgili cehennemden cehenneme. Niye söyledik biliyor musunuz? Toplumsal frekans düşüktü. 20 frekansındaydı. 21 frekansındaki insanı lider yaptı. Haliyle lider olabilmesi için 200 frekansına ihtiyacı yok. Sevgili cehennem. Adolf Hitler kötü bir insandı. Evet, kötü bir insandı ama toplumu daha kötüydü demek ki. Toplumu suçlamıyoruz değil mi? Liderleri suçluyoruz. O lideri oraya kim getirdi? Bu konularda biraz şeyimdir. Agresifimdir. Evet, geldik 250. Yani şey kısmı enteresan. İnsanların ön kabulleri enteresan anlamında söylüyorum. Hitler öfkeli bir adamdı'yı kim söyledi? Nasıl milyonlara evet. Kim söyledi? Aynı bu yumruk örneğindeki gibi. Lütfen kendi gerçeklerimizle tahlil yapalım. Yumruğunuzu sıkın dediler. Siz yumruğunuzu sıkmaya devam ettiniz. Ama biri çıktı geldi dedi ki yumruk öyle sıkılmaz. Böyle sıkılır dedi. Aa, bu da doğruymuş oldu. Ne oldu şimdi? Hiçbir yanlış yok ki. Yok bu doğru, bu yanlış derseniz o zaman zaten kaos başlıyor. Bu doğru, bu yanlış. Olmadı. Bu da doğru, bu da doğru. Hadi bakalım nasıl yapacağız? Yumruğunuzu sıkın. Sen yumruğunu sıkın olarak öğrenmişsin. Benim annem babam da demiş ki yumruk böyle sıkılmaz oğlum, böyle sıkılır demiş. Hadi buyur bakalım. Ne oldu? Senin annen babanla benim annem babam düşman oldu. Eğer düşman olmak istiyorsan. Ne oldu? Anne babadan başlayan, zaten atadan dededen gelen kültürler birbirleriyle ısınamadıkları için, kültürler birbirlerini öteledikleri için, çünkü kavimler halinde yaşadıkları için, çok değil, 50 yıl öncesine kadar Türkiye'de kendi neden ona kendi cemaatinden olmayan, cemaat demeyelim dur ona, aşiretinden olmayan, evet, kendi aşiretinden olmayan bir erkekle bir kadın bile evlendirilmiyordu. Yani hatta bir akrabalık bağı bile söz konusuydu ki akraba evliliği denilen şey son 50 yıl öncesine kadar çok kutsaldı. Yani aşiretler, köyler birbirlerinden kız alır verirlerdi. Soyumuz karışmasın. Soyumuz karışmasından öte, soyumuz karışmasın ayrı bir konu. Bu ülkü birlikteliğini, yani bu frekans birlikteliğini zinde tutmak içindi. Çünkü frekansların karışması büyük problemler. Atalar bunu biliyordu. Atalar bunu bildiği için bu yöntemle yaptılar. Ama yönetim olarak bir bayrağın altına girdiler mi? Evet, imparatorluk dönemlerinde girdiler. Çünkü bu aşiretler başka aşiretlerle karışmadan bir arada durabildiler. Yani bölgeleri oldu. Yani Ahmedistan, Mehmedistan, Sametistan gibi ülkeleri oldu. Bunlar bir imparatorluk adı altında toplandılar. Haliyle bakın İran, Amerika çok önemli büyük güçler kendi içlerinde özelliklerdir. Rusya'nın Sovyet Sosyalist'in dağılmasının nedeni nedir sizce? Sosyal boyutunu düşünün. Bu kantonların kendi içlerindeki dirliğinin düzenliğini bozulması. Yani ülkünün kaybolmasıdır. Ülkeyi kaybettiğinizde bu kaleleri kaybedersiniz. İmparatorluk çağı bunun için bitmiştir. Neyse biz bir tarihçi gibi konuşmaya devam ediyoruz. Bu kararlık yapmayalım. Frekanslarımıza dönelim. Estağfurullah 250, 300, 310, 320 arası artık bu değerler çok yakın değerler. Şöyle diyelim, 250 ile 350 arasındaki frekanslardan söz edelim. Artık daha net konuşmayalım. Çünkü buradaki ölçümler insan sayısı düşük olduğu için dikkat net olarak çıkmamış veriler. Yani 200'ün üstünde insan sayısı bulmak ve bu deneye tabi tutmak ne kadar zormuş'tan yola çıkarak söylüyorum.
bilimsel araştırmalar 200'e kadar herkes de bu verileri bulabilmişler ama 200-300'den sonra zorlanmaya başlamışlar. Çünkü bu erginlik seviyesinde insan bulmak, bu deneylerde kullanmak çok zormuş olası, öyle diyelim. Yani 250-300 diye şöyle diyelim, 300'de 350 arasındaki bir değerden bahsediyoruz bu frekansa sahip insanlarda. İstekliler, umutlular, ilham vericiler. Yani benim söylediğim, benim yaptığım bir şey karşı tarafa ilham veriyor. Bu benim frekansımın yüksek olduğunu gösteriyor. Yani frekansı yüksek kişi ilham verici konuşuyor. Hocam Bazen şimdi baktığınız zaman biz neyi okuyoruz şimdi? Kızılderililerin öğretilerini, aborjinlerin, Azteklerin, Tolteklerin. Şimdi biz bu öğretileri okuyoruz mesela ve ilham veriyor bize. değil mi? Yani Hiç uzağa gitmeyelim. Japonlardan bahsedelim. Bakın frekansı en yüksek toplumdur. Hepimiz özeniyoruz Japonlara. Ne kadar birbirlerine saygılılar diyoruz. Ama biz metroda birbirimizin üstüne çıkıyoruz. Çok sevdiğimiz bir şey. Bakın ben belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Yakın takip eden dostlarım bilir. Biz arabalarla uzun yola çıkıyoruz. Yurt dışına gidiyoruz. Sınırı geçince trafik kurallarını tekrar ediyoruz. Bak böyle yapacağız, şöyle yapacağız diyoruz. Türkiye'ye girdiğimiz an itibariyle lütfen bu kuralların hepsini unutun diyoruz. Kaza yaparız çünkü. unutun. Unutun diyoruz maalesef. Yoksa kaza yaparız. Haliyle ne oldu? Şimdi siz o deniz yıldızı misali, ben cengaverim, ben şövalyeyim, ben bu şeyle zırhımla Don Kişotluk yapacağım, bütün bu yer değirmenlerine saldıracağım derseniz çok komik duruma düşersiniz. Komik duruma düşmemek için susmanız gerekir ya da elinize bir güç gelmesi gerekir. Bu güç konjonktürel olarak bazen paradır, Evet. bazen siyasi bir güçtür, bazen kültürel bir güçtür, bazen sanatsal bir güçtür. Bu gücü de dengelemek lazım. Bu güç, çünkü güçler birbirini tehdit eder. Tehdit etmeyecek bir güçte olmalısınız. Bu gücü öyle değerlendirmelisiniz ki, öyle bir teraziye koymalısınız ki bu sizin gibi düşünen insanları da endişelendirmemeli. Mesela benim bir arkadaşımla aram çok bozuk. Benden habersiz benimle ilgili bir şeyler yaptığı için bozuk. Benim çalıştığım alanla ilgili çalışıyor için bozuk. Niye bozuk biliyor musunuz? Benden bunu sakladığı için bozuk. Hiçbir şey benim değil. Hepsi bizim üzerimizden akıyor. Hiçbir şeye sahip değiliz. Ama bir şeyi sahiplenmek ve buna karşı bir güç oluşturmak, yani yarışmak, benle yarışıyor olması benim onunla ilişkimi değerlendirmeme neden oldu. Hayata böyle bakmak lazım. Sizinle yarışan insanlardan uzak durun. Eğer uzak durmazsanız siz kendinizi eksik hissedersiniz. Siz de yarışmaya başlarsınız. Bu geliştirici bir şey mi? Evet. Spor için geliştirici. Rekabet diyebiliriz buna. Ama spor dışında Ama çok tehlikeli. Yani siyasi olarak tehlikeli, ekonomik olarak. Benim komşum zengin, ben daha zengin olmalıyım. Bu parti çok oy aldı, ben daha çok oy almalıyım. Yani bunun sonu var mı? Bunun sonu yok. Bu yıpratıcı ve evet. toplumsal frekansı düşürecek en önemli şeylerden bir tanesi. Evet, optimist, 300-350 arası, istekli ve süreç içerisinde niyetleri var. İyi niyetli. Yani her yaptığı şeyde, her düşündüğü şeyde bir iyi niyet var. İyiye hizmet etsin. Ama kendi 350'nin iyisine. üstünde miyiz hocam? Kendi iyisine. 300-350'nin üstündeyiz, evet. Daha 350'ye Evet. gelmedik. İyi niyetliyiz. Niyetimiz iyi. Yani sonucu kötü de olsa iyi niyetliyiz. Ama bu iyi niyetli olmak, istekli olmakla, umutlu olmakla ilgili. Kendi başına iyi niyetli olmak, 20 derecesindeki bir insan için de, 20 frekansındaki bir insan için de olabilir ama oradaki niyet kötü bir niyet. Çünkü frekansı düşük. Ama 300 ve 300 sonrası niyetler olgunlaşıyor. Çünkü niyeti olgunlaştıran güven ortamı. Kendine güven, dikkat. Ortamdan söz etmiyorum, o kelimeyi kullandım ama geri Evet. alıyorum. Kendine güven. Kendine Kendine güvenebilmesi için ne yapması gerekiyor? Ha, %15 kaldı, hemen şarjımı bağlayayım. Kesilmesin. Aman Tanrım. yani internet mi kesiliyor %15'e düşünce? %15'in altına inince kendini bloke ediyor.
Onun da kendi hassasiyetleri ve şey var, programlanması var insan gibi. Mesela bazı insanlar fazla alkol aldığı zaman iptal oluyor. Evet. Ona biz sarhoşluk diyoruz ama beyin diyor ki bu zehirli bir madde. Ben diyor bloke edeyim de bari ne yaptığını bilmesin, en azından içmemeye devam etsin diyor. Telefonlar da böyle davranıyor. Programlayan demiş ki %15'in altına düşerse interneti kes Tabii. de. İnternet çok enerji harcıyor çünkü. Biraz daha kullanabilsin telefonu diyor. Aslında iyi niyetli bir şey söylüyor. Ama bizim amacımıza hizmet etmiyor. Yani Ama iyi niyetli bir bakış gözlemledik biz ona. bilmiyorum. Tam da 350'ye gelirken. 350'ye gelirken bayağı bir iyi niyetli olmaya başladık. Evet, Evet. bu 310'larda, 320'lerde istekli, mutlu, ilham verici karakterlersiniz. Sonra 350'ye geliyorsunuz, işte buralar çok hoş. Bunu başarabilirsek müthiş. Kabulünüz artıyor. Kabul buyurdunuz efendim. Kabul ediyorsunuz. Her şeyi kabul etmeye başlıyorsunuz. Bu da bana uygunmuş diyorsunuz. Sorgulamıyor muyuz peki? Yok, sorgulamıyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Yani kelin hikayesi, biliyorsunuz kelin hikayesini değil mi? O kelin de, o kabağın da bir sahibi var hikayesi. Yani Ha, bu evet. kelin tek sahibi ben değilim. Bunun da bir sahibi var. Artık kabul var ve uyum var. Kabul aynı zamanda uyumu da getiriyor. Yani duruma uyum sağlıyorsunuz, flexible oluyorsunuz, esnek oluyorsunuz. Evet. Tamam diyorsunuz yani. Bunu ben hak ettim ya diyorsunuz yani. Hak ettim kısmında da bu kelimeyi kullanmıyorsunuz aslında. Bunda da bir hayır varmış diyorsunuz. Evet. Her şerde bir hayır Heh. vardır moduna giriyor mu? Tamam, aynen öyle. Aynen öyle. Merhametli olmaya başlıyorsunuz. Merhamet eşiği 350'lerde arkadaşlar. Dikkat. Çünkü artık kendinizi var ettiniz ve gözetmeye başladınız. Merhametli olmak yardım etmek değil. Merhamet etmek. Çok %50. önemli bir haslettir bu. 350'de. Evet, Evet. evet. Yani onun varlıklı olması, onun bilgili olması, onun sizin üzerinizde olması, onun sizi hakaret etmesi, Nasıl bu kabulünüz kadar vicdansız olabiliyor dediğimiz değil. O çok alçak bir frekans. Kastettiğim şu, merhametle çok kast. alçak olduğunu Evet. şimdi anlıyoruz. Kesin, Frekansı tamam. yüksek, merhamet yüksekliği şu. Bu adam bana kötülük yaptı. Vay zavallı. Dikkat. Bu adam bana kötülük yaptı. Gideyim bir tane de ben vurayım değil. Yazık. Değil, evet. Yani merhamet etmek bu. Ya bu çok vahşi. Bu gitti köpeğin ayaklarını kesti. Ben de onun ayaklarını keseceğim. Bakın. Hiçbir farkınız kalmadı. Vay soysuz, sopsuz gitti, o hayvanın bacağını, o ayakları kesilmeyi hak ediyor. Bu merhametsizlik. Yani kişinin aslında ondan bir farkı kalmıyor. Merhamet kavramı ile ilgili çok ciddi kaoslarımız var. Merhametin ne olduğunu bilmiyoruz. Acımak değil. Veya saldırmak değil. Sen şey konusunda ne düşünüyorsunuz? İdam cezası konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi siz böyle söyleyince tabii tekrar gözden geçirmem gerekiyor Evet. ama. İdam bir ceza Şimdi değildir. şöyle net söyleyeyim. Yani idam evet şöyle suçu işleyen için caydırıcı olması bakımından mesela çocuk tacizcileri için sonra yapacaklar için caydırıcı olması bakımından bir yanım olmasını istiyor. Ama idam edilen kişi o andan itibaren hani inanca bağlı artık sonrasında cezasını verme kısmı, hesabını görülmesi kısmı ama dünyada hissetmesi gerekenler son bulduğu için fiziki olarak cezaymış gibi de Ceza değil. gelmiyor, ödüllendirmekmiş gibi geliyor. Evet. Tam da öyle. İdam bir ceza değildir. İdam bir kurtuluştur. İnsan insanı öldüremez. Böyle bir yetkisi yok. Merhamet budur işte. Bu bir erdemdir. İdam cezası aydın toplumların kabul etmeyeceği bir kavram. Siz onu cezalandırırsınız. Bakın, en kötü cezayı verin. Ömür boyu hapse tek hücreli ve tek öğün yemekle cezalandırabilirsiniz. Öldürmeyeceksiniz ama. Yani yemeğini vermeye devam edeceksiniz. Açlıktan ölmeyecek. Hastalıktan ölmeyecek. Dikkat. O cezayı yaşayacak.
O ceza onun o zavallılığını, yani o düşük frekansını yüceltmek için gerekli. Nesnesi için gerekli. Eğitim demiyorum. Evet. Yani hapishaneler aynı zamanda eğitim müesseseleridir. Bu müesseselerin amacı insanı eğitmek. Aynı zamanda bunu bir caydırıcı unsur olarak, yani sizin özgürlüğünüzü elinizden alırım caydırıcılığı. Ve bu özgürlüğü elimizden alırken senin elinden alacağım bu özgürlüğü, karşılığında da içeride seni cezalandıracağım kısmı caydırıcıdır. Ama yapılan tüm eylemlerin, yani insana yönelik yapılan tüm eylemlerin birer hastalık olduğunu kabul edeceğiz. Yani düşük frekans hastalığı olduğunu kabul edeceğiz. Son zamanlarda ülkemizde, hiç uzağa gitmeyelim, bir takım vakalar arttı. Bir takım olaylarla ilgili, bir takım kişilerle ilgili, bir takım cinslerle, cinsiyetlerle ilgili. Toplumsal frekansın düştüğünü göstermez mi bu? Niye arttı? Daha evvel niye yoktu? Hocam şu konuda yalnız bir sorun var. Vardı da bilmiyor muyduk? İletişim ağlarının Ha, güzel. gelişmesiyle birlikte. Güzel. Bunun enformatiğini kim yapıyor? Evet, onu nereden bileceğim? Ya. Daha evvel niye enformasyon yapılmıyordu? Şu an sosyal medya çok güçlendi de ondan mı öyle oluyor? Şu an %85 ensest ilişki içerisinde olma ihtimali yüksek mi ülkelerin? Bazı şeyler konuşulmuyor. Yani konuşulan Evet. kısmında özgürleşmek enformasyon mu? Bunlar başlı başına sosyal problemler. Ayrıca konuşuruz bunları. Ben şimdi bu konuya girmek istemiyorum. Ama saklanan, yani taassupla saklanan, ayıptır günahla saklanan, bir takım ahlaki değerlere zarar verir, toplumsal değerlere zarar verir, çekirdek aileye zarar verir diye saklanan bir takım vakalar var. %90 Evet. buna hep vardı. Enformasyon arttı, dile geldi, ama dile geliş biçimi çok enteresan. Dile geliş biçimini iyi değerlendirmek lazım. Bunu dile getiren frekans nedir? Bu niye dile geliyor? Dile gelince ne oluyor? Siz bununla ilgili bir enformasyon yapıyorsunuz. Bu enformasyonun karşılığında da bu enerjiyi aktive ediyorsunuz. Daha uzun konuşma. Desteklenmesi, Destekliyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Yani ciddiye alıyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Bu konuda bir kamuoyu oluşsun istiyorsunuz. Haklısınız. Kamuoyu oluştuğunda ne değişiyor? Hiçbir şey değişmiyor. Bunun temel eğitimini vermeniz gerekiyor. Yani ben sizin hakkınızda iyi düşünüyorum. Sizin hakkınızda iyi şeyler duyduğum için iyi şeyler düşünüyorum. Ama ben sizin iyiliğinizle ilgili kısmı sizinle sohbet edince anlıyorum. Ha diyorum, çok eğitimsiz. Ha diyorum, çok eğitimli. Ne oldu bakın, tılsımlı kelime şu. Eğitimle ilgili. Yani sizin frekansınızın yükselmesi eğitimle ilgili. Siz eğitiminizi yükselttikçe bu tür enformasyonları da kesilecek. Ama bu tür enformasyonlara devam ettiğinizde eğitimsizliği pompalamaya devam ediyorsunuz. Eğitim kitap okumak değil. Eğitim erdem. Eğitim ahlak. Geldik 350'ye. 350 eşik değer Evet. bana göre. 350 ve üstü artık kamil Merhamet insan dedik. bana göre. Çünkü 350'de en önemli kelime var, affetme. Kişinin kendini affetmesi, kişinin ailesini affetmesi en zor En yere zor geldi. yeri geldi. Evet, çünkü affetmek çok Sonunda kolay şu bir... sorunsal halinde çünkü yani Evet. birçok bu işte kişisel gelişim şu bu o alanlarda affetmek şudur, affetmek yükünüzü hafifletir, karşıdakini affetmek onu ödüllendirmek demek değil diye hani bu sorun değil sorunsal halinde çünkü Evet, affetmek ve affetmek de kendimizle nasıl ilgili. başarabiliriz? Kendimizi affedeceğiz. Yani çünkü mütemadiyen kendimizi cezalandırma eğilimin içindeyiz. Keşke bunu yapmasaydım. Keşke böyle düşünmeseydim. Bunu düşündüğüm için böyle oldu. Bunlar hep büyük sorunlar. Affedici olmak kin ve nefret frekansını bastıran bir şey. Haliyle onu ikiye üçe katlıyor. Affedici olmak kolay mı? Kolay değil. İnsanın kendisini affetmesiyle başlıyor. Benim 350'ye affedemediğim, kadar diyorsanız kendimde eğer. affedemediğim bir sürü özelliğim var. Bir sürü özelliğimle ilgili enformasyon yapmaya başlarsam, bakın enformasyon yapmaktan bahsediyorum, yani dile getirmekten bahsediyorum. Ben bu yönümü affedemedim dediğinizde, affedemediğim yönü yansıtıyorum size.
Çünkü sizin de aslında benzer affedemediğiniz yöntemleriniz var, yönleriniz var. Bunların konuşulması, konuşulmaması tam da işte medyaya düşen görevler kısmı. Konu hala 280 kişi izliyor maşallah size ya. Saat kaç oldu? Bir oldu. Artık yatın uyuyun. Tamam, hızlı hızlı geçiyorum artık. Şöyle saat verelim de bitirelim de saatine de Söz mesela verdiğim için böyle bir 5 dakika da soruları açacağım hocam. Bu kadar tamam. beklediler bizi. Olur. O zaman Sorular içinde peki. Doğru, haklılar. Hemen hızlı geçelim. Ben uzatıyorum konuları sevdiğim için. 400 frekansına geldiğimizde hocam ben şey daha uygun ya. Bir de pazar güzel bir seçim oldu herhalde. Değerli dostlar, ama yazın yarın eğer iş zamanınızsa var. ben... Yarın işi olanlar için sıkıntı olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki Pandemi yarın özelde ben de Murat hocamızdan sizin de desteğinizle bir dahaki yayını rica etme yüzüm olsun. Estağfurullah. Yani ben beni az buçuk tanıyorsunuz. Ben televizyonda rahat konuşamıyorum. Bir de Evet. çok saygı da duymuyorum. Çok özür diliyorum. Televizyon müessesesi kaliteli bir tüketici yaratmıyor anlamında söylüyorum. Tabii ki programların spesifik olması spesifik dinleyiciler yaratıyor ama Murat abi seni televizyonda gördüm diye arayıp bana jeste bulunan arkadaşımın beni görmesinden hoşlanıyorum. Çünkü beni görmekle yetinmiyor aslında benim söylediklerimi de. Normal şartlarda söylemediğim şeyleri de duyuyor. Belki dokunabiliyorum ona. Ama şey beni endişelendiriyor. Bu işin popülist olma kısmı beni endişelendiriyor. Bu kısımda radyoculuk dönemimde de olmadım. Yani iyi teklifler gelmişti. Şey olabilirim yani sevgili Beyaz'la ve Okan'la aynı dönem radyoculardanım ben. Onlar aldı yürüdüler. Çok da güzel yaptılar. Çok da iyi oldu. Hatta bir iki daha ünlü var bizim dönemimizden. Bu kelimeyi tırnak içinde kullandım. Ünlü, ünsüz. Değerli ve değersiz demedim. Ünlü ve ünsüz dedim. Çünkü herkes kendince değerlidir. Geniş kitlelere ulaşmak çok daha değerli. Benim böyle bir misyonum yok. Olur mu bilmiyorum. Saçlı sakallı bir adam geniş kitlelere nasıl hitap eder onu bilmiyorum. Dizi teklifi alırsam belki bir keşiş rolüne çıkabilirim en fazla o yani. Valla işte filozof diyoruz, istemiyorsunuz. Yok Bilge yok. diyelim. Çok ayıp ama ya filozof. Şimdi öyle değerli filozoflarımız var ki çok ayıp olur yani. Onlara hakaret etmiş oluruz. Olur mu öyle şey? Yani böyle bir takım şeyleri üzerimize giydiriyorlar. Bana dar gelir, bol gelir olmaz. Yani ben kendi halinde bir adam olarak yaşamaya devam edeceğim. Ne kadar Hocam doğru, o ne kadar yanlış. yayınlar da bu işte pandemi vesilesiyle ben başında da başlamadı. Ben izleme taraftarıydım. Çok telkin edildi ya, hani yapsana böyle yayın. Şimdi işte o radyo yayınlarının tadına yakın bir şey yakalamaya çalışıyorum Bravo. sanki. Böyle daha Tam da öyle. bize daha yani o yüzden daha sıcak geliyor. Hani biz şimdi yine sizinle bir stüdyoda da oturup yine konuşabiliriz. Yani Tam da televizyon bir böyle. programı kastetmiyorum. Yine böyle ikili. Ama şu rahatlık, çayınızı önünüze alın, suyunuzu önüze alın. İşte yani böyle sıcak Rahmetli, rahmetli ortamda. tanıyorsunuz. Rahmetli Atan Yürür'ünle biz yıllar boyu radyoculuk yaptık. Rahmetli. Evet, Allah Nuri rahmet kendisi. eylesin, Evet, ışıklar Nuri içinde uyusun. kendisi. Sabahlara kadar konuşurduk böyle kendi kendimize. Bundan herhalde 20 yıl önce falan biz bu pandemiden söz etmiştik radyoda. Allah rahmet eylesin. Bu efekti yaşattınız şu an radyo deyince. Demek ki rahmete ihtiyaç vardı. Önemli bir yerde, önemli bir enerji olarak kalan faaliyetleri ve görevi için hazır ve nazır bundan eminim. Sadece biçim değiştirdi. Bu arada öldüğümüzde zihnimiz yanar arkadaşlar. Bu bildiğimiz, öğrendiğimiz her şey buraya ait. Konuştuğumuz kelimeler de buraya ait. Biz bu birikimimizle başka tarafa gitmeyeceğiz. Biriken şey kolektife biriken şey. Yani bu söylediğimiz sizin frekans karşılığı bir vektörde kodlanıyor. Bunun bir frekans karşılığı var. Bu frekans karşılığını
tutturamazsak, yani o seviyeye getiremezsek, yani 600-700'lere çıkamazsak tekrar gelebilirsiniz bu okula. Sınıfta kalabilirsiniz. 600-700'lere nasıl çıkacağız hocam? Baksanıza 350 Yok yok, az falan kaldı az. Yap, kalıyor. bence yapabiliriz, bence yapabiliriz. Bu dönemi iyi kullanalım, bu Bu dönem. arada televizyon, şunu da söylemezsem vicdan azabı çekebilirim. Ben sizi, Ata Hoca'yı kayıt dışı sayesinde, yani televizyon programı vesilesiyle tanıdığım için çok Evet. daha haksızlık edemeyeceğim. Güzel buluşmalar da oluyor. O yüzden Kuşkusuz. Kuşkusuz. tabii Sizin... Erten Bey de sağ olsun, mesleğim olduğu için. Zaten sizin programınızı tenzih ederek söylüyorum. Yani siz ve sizin gibi bakan programları tenzih ederek söylemeliyim. Çünkü niş, yani spesifik Evet. konu ve izleyeni olan programlar bunlar. Haliyle belki söylemler reyting getirici olabilir. Ama benim programlarımın hiçbirinin reyting getirdiğine inanmıyorum. Çünkü ben istenen şeye yanıt vermem ve veremiyorum. İstenen yere getirmiyorum konuyu. Konunun provoke edildiğinde geri çekiyorum. Haliyle popülist değilim anlamında söylüyorum. Bu da tüketici için, yani agresif tüketici için, yedim bittim yuttu sindirdim attım tüketicisi için doğru bir profil değilim, o anlamda söylüyorum. Ama yine belki bir eleştiri olarak alacaklar. Bana benzeyen, benim alanımda çalışan tüketici, tüketen, konuyu tüketen bir sürü arkadaşımız var. Birçoğuyla da tanışıyorum. Birçoğuyla ekrana çıktığımda da ben bunları söylemekte kendimde şey görmem, zul görmem. Açıkçası normal hayatta neyse ekranda da öyle davranıyorum. Bir yöne, bir şekle, bir duruma tabi olmak taraftarı değilim, olmadım da. Hatta Hamza'yı çok severim, Hamza Yardımcıoğlu'nu. Bazı konularda çok ters düşünürüz. Bu 23'teki programda da fikirsel olarak çatıştık ama bu fikirsel çatışmayı idealar üzerinden yaptık. Bu çok güzel oldu. Yani kişiler üzerinden değil, olaylar üzerinden konuştuk. Ben böyle bakıyorum çünkü bu nedenle böyle bakıyorum. Ya da böyle bakanlar var, bu nedenle böyle bakıyorlar. Sen böyle bakanlar tarafından böyle bakıyorsun konuşmaları, olgun konuşmalar. Haliyle Çok programın memnun yapımcısı, oldum. moderatörü, programı yönetecek olan kişi, soruyu soran kişi çok önemli açıkçası. Bu Çok anlamda da memnun olmuştuk keyifli. Hamza Efendim? ile ikinizin bu içerikteki yayını, dolayısıyla çok verimli olmuştur. Yani böyle tartışmalardan. Yine medyatik durumlar onlar. Sonuçta Hamza'yı da çok iyi tanıyan birisiyim. Haliyle seyirciyi oynama durumu söz konusu. Ben öyle bir şey yapmıyorum ama sonuçta profesyonel bir alan. Orada tutunmak, orada kalabilmek ve oranın size düşen payını alabilmek kısmında mücadele etmek zorundasınız. Siz hala TV24'te çalışıyorsunuz. Haliyle ben TV24'te çalışıyor olsam, belki bu söylediklerime daha temkinli yaklaşmalıyım, daha popülist davranmalıyım. Popülist davranmak birçok kişiye dokunacaktır, onları ihya edecektir ama asıl spesifik bilgiye ihtiyacı olan insanları kaybeder miyiz endişesi içerisinde oluyorum. Açıkçası böyle bir endişem var. Belki de olmamalıyım, belki de çoğulcu bakmalıyım, belki konular çok popülist, ben kendimi özel hissetmek istediğim için belki özel hale getirmeye çalışıyorum. Onu da bilmiyorum. Bunlar da benim hezeyanlarım olabilir. Ama konunun medyada işleniyor olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü bana da öyle dokundular. Öyle diyelim. Güzel, Geldik güzel. 400'e geldik galiba. Evet, biz 350'de affetmekte kaldık. 400'de bakalım karşılığı. 400'de çok enteresan bir şey var. Birçoğumuzun yadırgadığı, Bize çok istemediği. kolay mı gelecek? Bundan sonrası kolay. 400'lerde mantıklıyız. Daha evvel çok duygusaldık. Dikkat. Çünkü duygusallık bir düşük frekans biçimi. Mantıklı, yani Evet. analitik olmak, örgü sağlamak. Yani Evet. düşünceler arası örgü sağlamak. Ayağı yere basar olmak. Mesnetli olmak. Temelli olmak. Konuştuğunuzun, söylediğinizin, davrandığınızın bir nedeni var, bir üslubu var, bir tarzı var, bir geçmişi var, bir hikayesi var, bir felsefesi var demek mantıklı olmayı gerektiriyor. Haliyle bu yine frekansı yükselten önemli şeylerden bir tanesi. Anlamlı olmak ve bilgi olmak. Hocam,
Şimdi çok ilginç bir şey çıkıyor karşımıza. Yani ben en azından öyle gözlemliyorum, Evet. naçizane. Şimdi 400'e çıktık, mantık tamam, analitik zeka. O zaman şimdi kişiler üzerinden örnek verecek olursak yine çok ne diyelim, depresif takıntıları olan bir kişilik. Ama bir yandan bir ya bilim insanı, ama öyle bir bilim insanı ki mesela, hani çoğu bilim insanında zaten bu takıntılar var ama. Çok güzel bir yere geldiniz. Hayır, Niye biliyor mesela musun? şimdi Ha. baktığınız zaman 20'ye karşılık bir şey, yani şey var. Nerede Çok depresyon güzel. kaçtı? Toplayarak 75. gidiyoruz. Toplayarak gidiyoruz. Evet, Bu yani bir yandan da şimdi mantıklı şu olabilir. hatayı Yani yapmayalım. Hayır hayır çok çok güzel bir yere geldiniz. Hemen sözünüzü keserek saplayayım. rica ederim, Biz buyurun lütfen. 400'ü gökten almıyoruz. Dikkat. 20'yi 30, 10 topluyoruz. 30'a eriyoruz. 30'a 10 koyuyoruz, 40 yapıyoruz. Yani siz 400'e gelene kadar bu tüm olumsuzluklara Evet, sahip evet, olmak evet. zorundasınız. Tamam, şimdi bak. Anlatabildim mi? Evet. Ha. Şimdi yükseldikçe, frekansınız düşükse yukarıdakileri bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz, duymuyorsunuz, Tamam, görmüyorsunuz. evet. Aşağıdakilerin tamamına hakimsiniz ama. Onun için mantıklı bir bilim adamı, bilge, 20 frekansında olabilir. Mantıklı bir bilim adamı 400 frekansındaysa, bütün 50'leri, 100'leri, 200'lerin hepsini yaşamıştır. Yaşamışlık tabiri bu. Yani deneyim tabiri bu. Yani bilgi birikim tabiri bu. Onun için 21 yaşına kadar sizi tarikata almıyorlar. Niye? 21 yaşına kadar biriksin diyor. Hadi aldı. Kapalı örgütlerin tamamında bazılarında 3 yıl, bazılarında 5 yıl, bazılarında 7 yıl konuşma yasağı var. Bu Sadece neden? dinliyorsunuz. Yani seviyeler var, hiyerarşiler var. Yani Pisagor okulunda mesela 5 yıl hiçbir şey diyemiyormuşsunuz. Ağzınızı bile açmıyormuşsunuz yani. Yemek geliyorsa yiyorsun, yemiyorsun, gelmiyorsa yemiyorsun. Ağzını bile açamazsın. Sen kimsin ya? Düşünün yani. Dinliyorum. Bir esoterik okul, Pisagor okulu, Platon okulu. Haliyle şimdi konuya böyle baktığınızda çok iyi bir yere temas ettiniz. Çok doğru bir bakış açısı. Yani 400'deki bir frekansı 200, daha doğrusu 20'de sergileyen profiller olabilir. Yani maskeli profiller olabilir. Bilge gözükebilir. Mantıklı gözükebilir. Mantıklı değildir ama. Ama siz 20 düzeyindeyseniz mantıklı zannedebilirsiniz. Frekansınız düşükse bu şovu, bu tiyatroyu, bu görüntüyü mantıklıymış, anlamlıymış. Çünkü sizin anlam düzeyiniz içerisinde anlamlı. Ama biz evrensel yasalar çerçevesinde anlamlı diyoruz. Bizim 400 anlamlı kavramımızla 20 düzeyindeki bir insanın anlamlı kavramı arasında frekans farkını düşünsenize. Evet. Bu bakımdan bugün, şu gün, şu saat bu 400'ü biz mantıklı, anlamlı, bilge, anlayışlı diyorsak bu diğer frekansların tüm seviyelerine, dünyevi ve ilahi olan tüm seviyelerine hakim olduğunu gösterir. Yani bunları tamir ettiğini, yani bunlarla cebelleştiğini, bunlarla mücadele ettiğini, yani bu duygu ve süreçleri yönetebildiğini gösterir. Onun için 400'e Mesela geliyor. üretebildiğini, yani böyleyken Lap diye yukarıdan gelmiyor. Sen 400 seviyesinde frekans, sen evet. 400 doğdun diye bir şey yok. Bazısı 21 yaşında geliyor seviyeye, bazısı 70'e kadar gelemiyor. Bazısı 20'de ölü veriyor. 20 seviyesi. Hayat hep öyle geçmiş. Ama bazen bazı köyün birisinde hiç kitap okumamış, hiçbir şey bilmiyor ama o gnostik veriye sahip 400'lerde yaşayan bilgi insanlar görüyorsunuz. Bunların birikimle ilgisi var. Dünyayı algılayışla ilgisi var. Karıncayı gözlemlemekle ilgisi var. Yağmurun yağışını izlemekle ilgisi var. Sizin doğaya kendinizi ve 400'den sonra ne geliyor? 500'lerde artık sevgi geliyor. Yani doğaya, etrafınıza ve kendinize olan sevgi gelmeye başladı. Bak mantığın üstündedir sevgi. Ama duygusallıktan bahsetmiyoruz. Kesinlikle. Evet. 400'de ne oldu şimdi? Anlayış oldu. 400'de bir de şöyle bir şey var. Artık soyutluk da başlıyor. Yani spekülatif bir alana giriyor zihin. Soyutluk. Onu açabilir Bu arada miyim? bana mesaj atan arkadaşlarım
Ne diyorlar? Yeni telefona geliyor. Haliyle açamıyorum. Çok özür dilerim. Bana da sorular geliyor. O arkadaşlarıma, Beyza Hanım'a atarsanız o soruları sevinirim. Çünkü mütemadiyen sinyal geliyor ve o sinyallerin soru olduğu ile ilgili bir şey fikir oluşuyor. Ekranın üzerinde çıkıyor. Evet. Arada ben de bir tane seçip atıyorum. Çok var. Evet. Benim Ya de bizi yönlendiriyor en sorularımı azından. Kuşkusuz. tanışıyor olma hakkımızı kullanarak böyle WhatsApp'tan da soru atıyorlar. O Evet, haksızlık evet. olmasın diye hiçbirini Evet. sormuyorum. Kusura bakmasınlar. En sonda böyle bir 5 dakika soruları yani Tamam, o bekliyoruz zaman artık şey devamlı yapalım. sorumuzu diye. Frekansları bitirdikten sonra konuyu Bakın ne kapatıyoruz kadar olalım. korkunç ve zor diyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Affetmek dünyadaki en zor tekamül. Korkunç zor. O 400'de o yüzden hepimiz bir takılıp kaldık. Affetmek dediniz. İmtihanın en zor Ama aşaması. zaten ne dedik? 200 seviyesinde dünya nüfusu %85 dedik. Yani ben Evet. sizi anlıyorum, kendinizi özel hissetmek istiyorsunuz ama bu bizimle ilgili bir durum değil. Bu program sosyal bir program değil, spesifik bir program. Haliyle biz 200'lere yetişirsek amenna, al başımıza koyalım, öpelim, koklayalım. Yani Evet. 400'lük bilgelik frekansı. Bilge kaç tane tanıyorsunuz? Bilge kaç tane var? Kaç bilgeyle oturup konuştunuz? Kaç bilgeyi programda izlediniz? Evet. Bilmiyorum ki yani çok 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 zor. Bedeli var, zor değil. Zor. Bedelini ödemek zorundasınız. Bedeli nesnel, ruhsal, belki vazgeçişler olacak. Yani belki en sevdiğinizden vazgeçeceksiniz. Ne oldu? Vazgeçebilir misiniz? Geçemezsiniz. Vazgeçemeyince o frekansa yükselemeyeceksiniz demektir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu ile ilgili bir fikir, bir yönlendirme yapma cesaretinde bulunamam. Bu çok ayıp, günah, çok Doğru. korkunç bir şey. İnsanlar sende bu haslet, bende bu bilgelik, bende bu mantık, bende bu sevgi var deyip bu frekansı belirleyemezler. Bu frekansı ancak bir MR cihazına girdiğinizde ölçebilirler. Sakın şeye gidip doktor tanıdığınız varsa, bir radyolog, abi beni bir MR MR'a tanıdığınızda. falan demeyin. Sonra o doktor beni taşlar. Bu telefon böyle demiş, bu adamlar bile geliyorlar. Sürekli manyetik resonans makinesine isteyen Manyetik insanlar var olmasın yani, o korkunç bir hal alabilir. Öyle bir şey yok sevgili izleyenler. Bu çok spesifik makinelerle ölçülen bir elektrovolt. kesinlikle. Ben sadece anlayasınız, konunun bilimsel olduğunu anlayasınız diye MR kısaltılmışı, manyetik rezonans uzun hali, bunu Evet. ölçümleyen bir dedektörden söz ettim. Hatta böyle içinde döner o. Çok hızlı Evet. döner. CERN de zaten dönen bir şeydir, sistemdir. CERN ile ilgili bir şey yapalım mı? Program yapalım mı ileride? Gök kapısı ile ilgili. Hocam hiç hayır diyebilir miyiz? Allah aşkınıza hemen not CERN alıyorum. deyince, Hemen not çünkü alıyorum. manyetik alan devinimi bir takım bozulmalara neden olur. Salı akşamı vereceğim konferansta biraz o konuya değineceğim. Konferans o, bir televizyon programı değil. Onun için spesifik olacak. Bey hatları ile ilgili konuşacağım. Benim uzun zamandır Evet. ilgi alanlarımdan bir tanesi. Birkaç ilgi Hatta alanım var. hatları konumuzu seçerken biliyorsunuz muhalefet Onlardan bir kaldığımız tanesinde şey. alanlardan L hatları televizyonda konuşulacak bir konu değil. Konuşulabilir. Popülist bir konu. Çünkü ben ne zaman televizyonda benzer konuşmalar yapsam yüzlerce mesaj geldi. Burası L hattı merkezi mi? Burası bu nokta mı? Gibi böyle istenmeyen sorular geldi. Haliyle kişiler bölgelerini ve kendilerini yüceltme eğilimindedirler. Ben bir harita çalışması üzerinde meşgulüm. Yani dünya üzerindeki olası manyetik bozuk bölgeleri bir saha çalışmasıyla, yani akademik bir çalışma değil. Çünkü akademik olabilmesi için bir bütçeye ve bir kürsüye ihtiyacı var. Bu konuda ülkemizde bir kürsü yok. Batı'da da son 30 yıldır var. Çok yeni, çok taze konular bunlar. Şanslı bir nesiliz. Ama şeyden evvel, siz deyin, Sovyet yıkılmadan evvel, demir perde ülkelerinde ciddi bir parapsikolojik araştırmalar enstitüleri vardı. Ama malum seküler, şöyle diyelim, seküler oldukları için, yani laik oldukları için, din merkezli olmadıkları için kendilerine zemin buluyordu. Ama
Sovyetler dağıldıktan sonra Ortodoks oldu haliyle. Bu tür bilimsel çalışmalar sekülerizmden uzaklaştı. Yani bilimselliği etkiledi çünkü bilim aynı zamanda çağdaş bir New Age din tehdit oluşturur dinler için. Temel büyük tek tanrılı dinler için tehdittir. Haliyle bunu bir eylem olarak görür. Rusya'da da bu çalışmalar sekteye uğradı. Ne diyordum? Bir şey diyordum. Frekanslara efendim. Hayatlar ile ilgili konuştuk. Haliyle sizinle de bir takım enerji patlamaları, enerji odaklanmaları ve enerjinin bizim astral boyutumuza etkileri üzerine konuşabiliriz. Yani Kaku'nun paralel evrenleri, eskilerin gök kapısı dediği Stargate'lerden bahsedebiliriz. Çünkü CERN'de bu anlamda ciddi çalışmalar var. Önemsiyorum. Bu konuda bilimsel platformlar konuşuyor ama bizim gibi metafizikçiler çok konuşmadı diye biliyorum. El değmemiş bir konu. Kendimi bu kategoriye koyarak ileride televizyon için yapabiliriz. Çünkü popülist Yapalım. bir durum. Televizyon içinde, Instagram içinde. Televizyona, valla onu konuşalım. Yani bakarız. Gerçekten. Bakarız. Yani ocağın dikkatini Gündemi de takip çekmez. etmek lazım. Değil mi zaten Ocak için diye? Evet, bu yapalım hocam. Evet. CERN'ü not aldım buraya. Kısmet. CERN'de O şeyden aklınızda olsun. nereden gelmiştik CERN'e? Gök kapısından bahsettik. Ley Tamam. hatlarından bahsettik. Benim Salı günkü konferansımdan bahsettik. Evet. Oradan bağladık onu. Salı günkü konferansla ilgili de spesifik bir konuşma olacak dan yola çıkarak spesifik düşünce biçimini konuşuyorduk. Yani MR'da dönmeden bahsettiniz. Sonra CERN'de de aynı şekilde o Çünkü spesifik. Tamam. CERN'de de bir takım dönme olayı var ya hani Evet. Evet. sonuçta büyük bir hadron çarpışması ya da işte elektron çarp ya da foton çarp ya da elektronun foton karşısında ışımasını ancak hızlandırarak yapabiliyorlar. Bu mümkün. Ama bunun metafizik dünyada yani frekanslar dünyasında Rudolf Steiner'in dünyasında öyle diyelim bir karşılığı var. Haliyle bir bozulum söz konusu. Aynı pandeminin virüsün düzeni bozması gibi orada da metafizik dünyaya bir müdahale var. Onu konuşabiliriz anlamında söyledim. Bilimsel Anladım. bir bakış açısıyla hem bilime yakın kimliğimle hem metafizik kimliğimle metafizik ve fizik kimliğimi birleştirerek yapabiliriz diye düşündüm. Ya oradan aklıma geldi. 500 lira geldiğimizde Muhteşem olur. 500 lira geldiğimizde saygı, yani duygu olarak karşılığı saygı, seviye olarak da sevgi. Saygı ve sevgi frekansı 500. Herkes birbirini sever sayar ama alttaki frekansların tüm hasletlerine sahip olarak, yani onları tamir etmiş, onlarla başa çıkmış biri olarak sevip saymak çok başka bir şey. O zaman Benim empati. size saygım çok yüksek, evet. Ben sizi de seviyorum, tamam. Ama aynı zamanda da ben korku doluyum, ihtiras doluyum, öfkeliyim. Ne oldu? Hem sevdim hem saydım. Tamam ben 500 frekansını yok öyle bir dünya. Öyle değil. Üzgünüm ya öyle değil. Öyle değil. Gerçekten tüm bu bahsettiğimiz olumsuz duyguların ve süreçlerin kendi içinde tamir edilmesidir sevgi zaten. Sevgiyi de tarif edemediğimiz için sevgi kendini sevmektir. Tüm bu seviyeleri sevgiyle aştı. Duygu olarak da karşılığı saygı. Tüm bu saygısızlıkları, kendine ve çevrene olan saygısızlıkları saygıyla aştım demektir. Ben bunları kabul ettim. Saygılıyım. Kendime ve sana ve size ve ona ve buna. Ama saygıyı elde edebilmek için anlayışlı olmak lazımdır. Saygıyı elde edebilmek için affedebilmek lazımdı. Güven duygusu içinde olmak lazımdı. Olumlama duygusu içinde olmak lazımdı. Bunların hiçbiri bende yok ama ben saygılıyım. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Haliyle bunlar Nasıl? birbirinin üzerine permütasyonlar halinde. Yani üzerine binerek. Yani artı değerler olarak geliyor. Gökten size 500 frekansı gelmiyor.
Geldi. Şimdi olduğu gibi altını doldurmak gerekiyor yani. Altını doldurmak gerekiyor. Tam böyle. Evet. Sevgi ve saygı frekansı 500'e. Seven ve iyi kavramlarını da barındırıyor. Hem seviyor, hı-hı, hem sevgi dolu, hem de iyi. İyi bakıyor. Yani anlamlı olmak, uyumlu olmak, düşünceli olmak, korkunç olmak, şeytani olmak, zavallı olmanın üzerine çıkmış. Yani bunların hepsini barındırıyor ve bunların hepsini iyi kabul ediyor. Durup dururken iyi insan olmuyor. Yani şeytani olanı da kabul ediyor. Şeytani olanı da kabul ettiği için iyi oluyor. Zavallıya da kabul ediyor ve iyi oluyor. Talepkar olanı da kabul ediyor. Sürekli talep eden bir arkadaşı var. Ama kabul ediyor onu. İyi diyor. Hocam Mevlevi bir bakış. Ne oldu şimdi? Zaten bakın işin batini tarafına girersek, yani kişinin erginleşmesi, olgunlaşması, kamil insan olması, gerçek insan olması kısmı bu zaten. Yani Mevlevi'liği bir tarafa bırakalım. Bütün tarikatlar özünde insanı yüceltmeye, evet, çalışır. Ama bunun yoz tarafları vardır. Tabi olma, mürit mürşit ilişkiler. Bunlar cemaattir. Bunun bir cemiyet boyutu vardır. Yani sizin programlarınızda çokça işlenen kapalı gruplar vardır, örgütlenmeler vardır. Bunlar siyasi, iktisadi, ekonomik noktalara temas eder, oralara insanlar sokar gibi bir takım komplolara kadar varan kapalı gruplar vardır. İşte cemaat, yani dernekleşme, öyle diyelim. Bazen kapalı olur bunlar, bazen açık olur, aleni olur. Aleni olanlarına parti diyoruz, aleni olmayanlarına örgüt diyoruz. Cezalandı. Bir de kapalı olanlar var. Bunlar da şeyler, yeraltı örgütleri. Bunların da iki türü var. Biri mafya türü şeyler, bir de iyiliğe hizmet edenler. Şimdi bir tarafta da cemaatler var. Bu cemaatler tarikatlaşmadır. Çünkü mürit mürşit ilişkisiyle yürür. Milyon tane, sadece İslam dini için değil ki, bütün dinlerin cemaatleri, cemiyetleri var, cemaatleri vardır. Yani olayı dini boyutuyla değil, ezoterik boyutuyla bakmak lazım. Haliyle bu söylediğimiz şeyler kamil insanı anlatıyor aslında. Ergin insanı anlatıyor. Olmuş insanı anlatıyor. 500'ler bu seviyede. Yani 500'lerin saygıya bağlı olarak da bir şeyi var. Bir hasleti daha var. Yani süreç içerisinde ileriye dönük de esinlenmesi var. Yani hayaller kurabiliyor. Gerçek hayaller kurabiliyor. Öyle diyelim. Gerçek hayaller kurmak. Yani hayallerini gerçekleştirebilme özgüvenine sahip. Gerçek özgüvenden bahsediyor. Artık düşüncelerinden sorumlu olduğunu biliyor. Bunun farkında ve düşüncelerini de artık, hayallerini de disiplin ediyor. Ben devlet başkanı olacağım demiyor mesela durup dururken. Bu bir gerçekçi bir hayal mi? Şimdi ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum dedim. Bu benim hayalim dedim. Bu gerçekçi mi? Sadece güler geçersiniz. Gerçekçi olmaya başlıyor hayallerinde de. Yani esinlendiriyor. Hem kendi esinleniyor, hem de esinlendiriyor. Diyor ki Beyza Hanımcığım, ya bak böyle bir hayal kurdun ama bak gel istersen şöyle bir hayal kuralım. Çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsin diyor. Üzülürsün diyor. Yani bunu öngörüyor. Sizden önce öngörüyor anlamında söylüyorum. İyi bir adam. 500'ler iyi bir adam. Fena değil. Bunlardan birkaç tane olsa etrafımızda çok faydasını görürüz aslında. Vardır herhalde. Vardır herhalde hocam. Sesli güldüm yani. Ay ilahi. En son 500 mü hocam? 600-700 var. Şimdi 600'e gelelim. Artık toplayalım şu insanı, çok fazla dağıttık. İnsanı toplayalım. Benim başta konuştuğumuz hani 600'de 700 bin var. Duygu durumu tarifsiz olarak anlatılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Duygu durumu tarifsiz. Yani 700 ve 1000 aralığında bir kamil insanın duygu durumunun tarifi yok. Dünyada karşılığı yok. Çok ilginç. Olduğu kadarıyla. O zaman yavaş yavaş ben 500-600'lere geleyim. Konuyu toparlayalım. Sonra da bir iki soru alırız belki. Tabii. Artık şu anda kapatmıyorum. Sizin dikkatinizi dağıtmayacaksa. Hayır, yok kapatmayalım. Sorun değil. Yok, ben yani de kanal değiştiriyorum zaten konuşurken. Kapatıyorum kendimi. Evet, şeyde kaldık. 600'de kaldık. 500'de kaldık. Peygamberleri demiştik. Yani 700 bin var demiştiniz. Evet. Orada ben arada, söylemeye başlayınca dikkat dağıldı. Evet.
Evet. Arada şey 500 var, 550 ve 600 var, öyle diyelim. Ondan sonraki zaten kopuyor. Çok bizimle ilgili bir kategori değil. 540'larda şey var. Değişime açık olma var. Mesela neşe var. Hepimiz neşeliyiz ama neşenin hakkını vermek var. Hani yüz okuma sanatında vardır ya, bir gülersiniz, suni gülüştür, bir de içten gülersiniz. Jest ve mimikleriniz değişir. Yüz okuma sanatında o vardır. Yani gerçek gülenle gerçek gülmeyen arasındaki farkı görür uzmanlar. Buradan şuraya Uzman gelmek neyi istiyorum. görür? Yalnız Gerçek bebeklerde aslında neşeden. görür. Bebekler de görür, hayvanlar da görür. Evet. Haliyle neşeli olmak bir frekans. Neşeliyim demek bir frekans değil. Neşeli olmak. Neşe içinde olmak ne kadar zor, değil mi? Hissederek, değil mi hocam? Hissederek. İmkansıza yakın bir şey yani. 737 oranı. Şimdi peygamberler dedik başta. Şimdi bütün peygamberlerin şimdi dikkat çeken şu, ilk başta da şöyle bir değinmiştik, o yüzden yine başa döndürmeyeceğim ama Evet. sadece bu boyutla, yani bildiğimiz formla, gözle görebildiğimiz formla değil iletişimi. Kuşkusuz, O tam da yüzden öyle. Hı. çok Çünkü ne daha geniş dedik? bir Evet. alan. Çünkü ne dedik? Bedensel olarak frekansı düşürüp Evet. zihinsel olarak yükseltmek. Yani iki frekansı karıştırmayalım dedik. Genelde bu tür yayınlar, metapsişik ve metafizik yayınlar yapan modeller bunları karıştırıyor. Buna bir gönderme yaptık, isim vermeden. Haliyle kişinin süptilleşmesi, yani incelmesi, yani tül haline dönmesi, yani boşluklu olabilmesi, nesneden kurtulması, bununla ilgili dinsel şeyleri, ritüelleri örnek verdik. Egzoterik, yani nesnel dini ritüellerin nesneyi incelteceğini, maddeden yavaş yavaş kurtulma eğilimi içinde olduğunu, ama zihinsel frekansımızın yükselmesi, yani biri düşerken biri yükseldiğinde birbirlerine faydası olur dedik. Yani hem ritüelik bir şey yaptığımızda zihinsel frekansımızı yükseltiyoruz, bedensel frekansımızı düşürüyoruz. Yani hertz değerinde salınımı düşürüyoruz. Yani yavaşlatıyoruz. Bedeni hızını yavaşlatıyoruz. Zihinsel olarak da hızlanıyoruz. Öyle diyelim. Hocam Aradaki fark peki buydu. belki başka başlık altında başka yerinde belki konuşuruz ama astral seyahatler ya da rüyalar yoluyla iletişim de böyle frekans yüksek kişilerin mi ihlal Yok. edebildiği, yaşayabildiği? O ayrı bir konu. Evet, güzel. Evet, doğru. Yok, öyle bir şey değil. O frekansla ilgili değil. Frekansı yüksek kişiler astral alemde, astral düzlemde, dikkat, astral düzlemde veriyi daha çok alır. Ama her insanın astralle bağlantısı vardır. Ne dedik programın başında? 7 ayrı enerji bedeninden oluştuk dedik. Bunun 4 tanesi temel dünyevi, nesnel enerjiler. Diğer 5'i, 4'ü, 3'ü, ki farklı ideallere göre bu 3 ile 5 arasında değişiyor. Bu nesneyi bir arada tutan enerjiler dedik. Hatta bununla ilgili başka bir programda benzer bir şey söylemiştim. Burada tekrar etmekte fayda var, madem arşiv değeri var. Bu enerji bedenleri ölüm sırasında kutlanır, ayrılışları. Yani bazı inanışlar bedeni 3 gün sonra gömer, bazıları hemen gömer. Bir, ilk ölüm anında terk eden enerji. 2-3 gün sonra terk eden. 3-7 gün sonra. 4-40 gün sonra. 52 gün sonra, ki bazı dinler bunları kutlar. 33 gün sonra. Mesela bizde 52 gün sonra burnu düştü derler. Yani tüm İslam dininde 52 gün içerisinde bütün enerjiler kaybolur. Yani dünyayla bütün bağlantısı kesilir. Çürüme başlar. Çürüme zaten başlar ama o ara tutkal malzemeler, tabirimi mazur görsünler, nesneye girebilmek için çok ince bir malzemenin, yani ruh denilen eter bir malzemenin, bulut gibi bir şeyin, ki bulut bile çok nesnel, bir nesneye nüfuz edebilmesi için
Yani yüksek bir enerjinin düşük bir frekansın içine girebilmesi için gerekli olan vibrasyon farklarını, yani titreşim farklarını domine edebilmek, teraziye getirebilmek için bu tür enerji bedenlerine ihtiyaç var. Bunlar da ölüm anında birdenbire yok olmazlar, yavaş yavaş yok olurlar. Ki kadim öğretiler bunu bilmeyerek, ki bildiklerini iddia ediyoruz başından beri, bilmeyerek kutlarlar bu vedaları. Yani 40'ı çıktı, 52'si çıktı, 7'si dualarla yolculuk, 3 gün, 6 gün gibi farklı dinlerde, 33 güne kadar, 33'ü, 40'ı, 50, bazı dinlerde 666'ya kadar gider. Hocam şöyle, yani alakası bir yere yine sürüklemek de istemiyorum. Çok haksızlık da etmeyelim. Bu saate kadar izleyicilerimizi tutup Estağfurullah. Ben 2'ye geliyor ama. Şimdi 33.40 dediniz. Ben şimdi başka bir yere, yani beni uyarın, deyin ki o başka bir konu, başka bir gün konuşalım. 33-21-41'ler deyince böyle döngü meselesine şimdi geliyorum. Yani bu Güzel. Söylediklerinizle bir ilişkisi var mı bilmiyorum. Döngüler hakkında çok geniş Tamam, başlı şimdi başlı bir konu biliyorum ama. Güzel, yok. Şimdi astralle ilgisi var mı dediniz, frekansın. Evet. Her insan bir dedektör. Yani aynı zamanda hem katılımcı hem gözlemci. Yani öğreti şöyle der. Senin gözünden görebilirim der. Dünyayı. Sen de benim gözümden görüyorsun der. Yani hiçbir şeyin kaçarı yoktur der bu dünyada. Yaptığın, düşündüğün, ki bunların sembolü işte iki melektir, sağ sol melekler. Evet. Kaydedilir der. Kaydeden sensindir. Senin gözünden bakıyorum der. Dikkat, bu göz sembolizmi konusuna girer. Burada kastettiğim şu, gören de, gözleyen de, yani gören de, katılımcı da insandır. İçkin bir teoriyle baktığımızda, okült bir teoriyle baktığımızda, batın baktığımızda, panteist baktığımızda, yani vahdedi vücut, vahdedi kutup, vahdedi şuhut gibi bir takım vahdetler hasledilir insana. İnsanın bir cevher olması üzerinden yürüyen bir kavram. Haliyle bunlar bir seziş olarak vardır ama şuura yansımamışsa bir değeri yoktur. Haliyle her insan her şeyi yaşayabilir ama biraz evvel verdiğim örnekteki gibi bakar ama görmez. Karşıdaki gemiyi görür, bakar, onun bir şey olduğunu ama beyninde yeri yoktur. Çünkü onunla ilgili bir alan açılmamıştır. O alanı açmak için lazımdır bu frekanslar. Kastettiğim bu. Haliyle konuların birbiriyle direkt ilgisi olmasa da dolaylı olarak ilgisi var. Yani o döngüler de aslında bir şeylerin ifadesidir. Yani lineer zaman ve spiral zaman, ben spiral sprint diye bir eğitim veriyorum uzun zamandır. Bu da başlı başına bir konu ama medya konusu değil. Bu tür konuları oralarda konuşamam, bir manası da yok. Yani ritüelik zaman ve gerçek zaman arasında bir takım yasalar var. Lineer zaman nedensellik yasasıyla çalışır. Spiral zaman ise eş zamanlılık yasasıyla çalışır. Eş zamanlılık yasası ritüelik zamana aittir. Beynin alt kısmı, alt beyin denilen kolektifle temas ettiği yerdir. Daha evrensel bakar, daha bilge bakar, daha farkında bakar. Lineer zamanda ise yine oraya ait veriler vardır. Birbirlerinden alışveriş yaparlar ama değeri yoktur. Değeri depolayacağı hücre yoktur. Değeri depolayacağı merkez uyarılmamıştır. O merkeze enerji gitmemiştir. O merkez çalışmıyordur anlamında söylüyorum. Size bir deney daha anlatayım. Mesela çok ilginç, doğuştan kör olup sonradan göz nakliyle gözü açılan insanların hala görmediklerini biliyor musunuz? Doğuştan Evet. kör göz. Çünkü Neden görme peki? merkezi yok. Gözler çalışıyor, görüyor, veriler alınıyor. Bütün enerji faaliyetleri beyinde MR ile ölçülüyor. Dört dörtlük bu insan görüyor ama kişi göremiyor. Bulanık görüyor. Leke olarak görüyor. Çünkü görme merkezi çalışmıyor. Konuya böyle bakarsak dediğim şey daha iyi anlaşılır. Yani sizde bir yer yoksa, onunla ilgili bir yer açmadıysanız, yani o odaya girmediyseniz, yani o yöne bakmıyorsanız, yani hani ezoterik kavramlar hep şunu söyler, incileri domuzların önüne atmayın der. Yani bilgiyi talep edilene verilir. Talep varsa, arz talep üzerinden yürür.
Haliyle siz mail etmezseniz o size gelmez anlamına gelir. Söylediğiniz şeylerin direkt insanla ilgisi var. Birbiriyle sepet gibi örülmüştür. Konular birbirinin içinde. Bunu bir fizik kuramı, bir formül olarak verebilirim. Ama burada ne kadar değerli, ne kadar anlamlı, saçma olur. Yani Murat İrfan çıktı, türev anlattı olur. Yani bunun formülü var. İnsanın bir küre olduğu kavramı artık kabul gördü şeyde, kuantumda. İnsan bir küre olarak dolaşıyor. Ama biz bir kontür yapıyoruz. Kontür gibi. Küreler ne kadar büyürse, dikkat, frekanslar ne kadar yükselirse küreleriniz o kadar büyüyor. Haliyle ne oluyor biliyor musunuz? Küreniz bir başka küreye temas ediyor. Bırakın temas etmeyi, kapsama kümesi haline dönüşüyor. Yani kesişme kümeleri var. Yani matematik bilenler bilirler. Hepimiz temel eğitim aldık. Önce kesişiyor, sonra da kapsıyor. Haliyle programın başında söyledik ya, 70 milyon insanı nasıl yönetiyor? Kendi küresi içinde olduğu için yönetiyor. Frekans dalgalar halinde yayılıyor. İki mekanik görüş var. Bir parçacık mekaniği, bir dalgacık mekaniği. Her elektron hem dalga olarak hem de parça olarak davranıyor. Yani parça olarak da gidip değebiliyor size. Dalga olarak da geliyor. Şimdi kuantum bu iki şeyi birleştirdiği teoriyi, birleştirmesine gerek yok. Zaten bunlar bir arada davranıyor. Haliyle insanlar birer küre. Çok Kürelerin fazla sınırları küreyiz. birbirine değebilir. Bu Elementik küresi meselesi bu. tam da bu. Evet. Muhteşem. Güzel. Frekans yükseldikçe o enerji alanı da Büyüyor. genişliyor. Evet. Haliyle benzer küreler eterde, yani süptil bir dünyada, yani soyut, spekülatif bir dünyada bağlı birbirine. Yani masura, sure kavramları ip anlamına geliyor. Bir sürü başka dinde farklı isimler alıyor. Bunun direkt karşılığı ip, etimolojik olarak baktığımızda hepsinde aynı kelime geçiyor. Bu bağ, bu ip, bu küreler arasında vazife görüyor. Bununla da ilgili sicim teorisi ortaya çıktığında çok heyecanlanmıştım. Konu güzel yerlere doğru gidiyor. Yani önümüzdeki 20-30 yıl sonra artık kamil insan tarifini yapabileceğiz. Kamil insan olacak mıyız kısmı bize kalmış. Ama şu bir gerçek, bir gücün, bir frekanslar dünyasının, öyle diyelim, farkına vardık. Haliyle şu an burun içinde duran deşifre mekanizmasıyla çalışıyoruz. Burası bir dedektör. Hem alıcı hem verici. Bu tüm evreni bunun içinde algılamamızı sağlıyor. Ama artık her şeyin bununla sınırlı olmadığı, bunun bir kolektife, bir holografik evrene açıldığı kavramı son 20 yıldır, 30 yıldır konuşulur oldu. Bu da beni sevindiriyor. Evet. Hocam yani insanı kamilin bir kere şunu net anlamamız lazım. 500'ün üzerinde olduğunu frekansın artık biliyoruz. Evet. Hangi merhalelerden geçmesi gerektiğini de çok net bir şekilde anladık bu akşam. Ve bu yayında en 540'ta azından sükunet farkımız var. olsun. Yalnız böyle biz 250-300 diye frekanslara çıkıyoruz ama siz bir de alt düzeylerden bahsediyoruz. Aslında konu çok daha büyük o zaman. Yani Katmanlı. az önce söylediniz katmanlı 175'te öfkenin gurura dönüştüğünü vurgulamıştınız mesela. Yani alt başlık gibi çok Bakın katmanlı bu. size bu konuyu ben 5 seviyede anlatabilirim. Yani biri ilahi boyutuyla, yani karmik olarak anlatabilirim. Bir dünyevi olarak anlatabilirim bu frekansları, ki kelimeler arasında zaten geçti. 3 seviye olarak anlatabilirim. Yani sen sevgi ve neşe seviyesindesin, sen huzur dolusun, sen aydınlanmışsın diyebilirim. Duygu boyutuyla anlatabilirim, yani psikolojik boyutuyla, psikolojideki karşılığıyla anlatabilirim. Yani bu birikime sahip olduğum için bunun avantajıyla anlatabilirim anlamda söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu avantajla görebiliyorum. Bir de süreç boyutuyla anlatabilirim. Yani geçmiş ve gelecek bütünlüğü içerisinde
görebiliyor olmanın avantajıyla. Yani bir psikologla frekansları duygu süre durumu üzerinde tartışabilirim. Bundan keyif alırım anlamında söylüyorum. Ama bir psikolog yoksa duygu durumu üzerinde konuşmak yerine tamamını bir paket halinde vermek kısmı anlamlı. Ya da bir ilahiyatçıyla bu frekansı konuşabilirim. Yani ilahi boyutuyla. Yani kınayanın ilahiyattaki, imkan verenin ilahiyattaki karşılığını, bütün kavramının ilahiyattaki karşılığını, hor görenin ilahiyattaki karşılığını konuşabiliriz. Bunlar çok spesifik alanlar. Yani bence herkes kendinde olanı bulsun. Konuşarak bir yere varamayız. Ben Öyle konuyu oldu toparlayayım. herhalde ya. 500-540'a geleyim. Sonra 600 diyelim, sonra bitirelim. Sonra da bir iki soru alalım. Herkes uykusuna baksın. 540'larda neşe, tam olmak, bir olmak. Yani bir olmakla kastımız herkesin birbirine karşı olan sorumluluğu olduğu fikrini güçlendirmiş olur. Bir olmak çok kolay bir şey değil. Bu bahsettiğimiz frekanslar çok üstün frekanslar. Mutluluk frekansı bu aynı zamanda. Yani sürekli mutlu olmak mümkün mü? Bu adamlar sürekli mutlu ya da kadınlar sürekli mutlu ve aydınlanmış. Aydınlanma işte tam da bu toplumsal olarak Rönesans dediğimiz, toplumsal olarak aydınlanma dediğimiz. İşte pandemiden sonra da bir yeni çağın başlayacağını, bir aydınlıktan söz edebileceğimizi söylediğimiz kısımda da frekansımızın yükseleceği müjdesini vermek muhteşem bir şey. Çünkü bunu tarih bize böyle gösterdi. Haliyle umut verici, muazzam günler, yıllar bizi bekliyor. Bunu bir fırsata çevirmek zamanı. Lütfen kederlenmeyelim. Bunun olması gerekiyordu. Zaten bu öngörülmüştü. Yani benim spiritüel dünyada olmamın avantajıyla konuşuyorum çok erken yaşlarda. Bu günleri biz o günlerde konuşuyorduk. O günler bundan 30-40 yıl önceki günlerdi. Ben çok erken başladım. Çok dernek dernek dolaştım. Hep kendimi aradım. Hep başkasını arıyorum zannetmişim. Son 10 yılda bunu fark ettim. Hep bir hamim olsun bana yol göstersin filan dedim. Hep meğerse yol benim yolummuş. Yolumu aydınlatan çok önemli üstadlarım, ustalarım oldu. Çok şanslıyım. Akademik anlamda da çok güzel yol aldığımı düşünüyorum. Çok önemli hocalarım oldu. Bu konuda çok mutluyum. Evet, mutluluk frekansı ile ilgili güzel bir örnek vermiş oldum. Lütfen geçmişinizle yaptığınız işlerden onur duyarak ilerleyin. Bu mutluluğun kapısı. 600'lere geldiğimizde böyle, 700'lere geldiğimizde artık ilahi olarak hani birdik, bütün olduk. Şimdi de kendi olduk. Bakın 700'lerde kendi oluyor. Kendi o kadar 700'lerde. yok oluyor ki, kendi o kadar yok oluyor ki, bütünün ve birin üstünde bir kavram. Kendi olmak. Yani artık her şeyin kendinde olduğu ve her şeyden bir parça olduğu frekansı bu. Muazzam bir şey. Var olmak, var oldum bilincine ulaşmak. Yani kendin oluyorsun, bütün oluyorsun, bir oluyorsun ve burada bir varlığının ne kadar önemsiz bir varlık olduğunu ama var olduğunu biliyorsun. Aydınlanıyorsun, aydınlatıyorsun. Saf bir bilinçten söz ediyoruz. Duygu durumu ile ilgili de tarifsiz demişler. Duygu durumu yok. Nasıl bir duygu içinde böyle bir adam, onu bilmiyoruz. Böyle bir adam var Hiçlik mı, onu da olacağız. bilmiyoruz. Olabilir, evet. Hiçlikle ilgili var ve yoğun, yani iyi ve kötünün hiçlikte birleşmesi, erkte birleşmesi anlamına gelir. Hiçlik kavramı hem var hem de yok olanın hiçidir. Yani iyinin ve kötünün, yani şeytanın ve meleğin hiçidir. Hiç erktir, kuvvettir, tanrıdır, Allah'tır. Konuya böyle baktığımızda daha iyi anlaşılır. Hep şöyle bir yanılgıya düşeriz. Tanrı'nın karşısına hep bir kötü güç koyarız. Yani iyi Tanrı sembolize ediyormuş da şeytan da Tanrı'nın karşısında şeytan kadar güçlüymüş gibi bir efekt doğar. Bu çok büyük bir yanılgı. Bununla ilgili sembolizm çok hoştur. Ben şeyi kullanırım, severim. Hermes'in asasını, Kadüse adıyla anılan. Bir sütuna iki yılan sarılmıştır. Haliyle biri yılan aslında dünyeviliği sembolize eder. İyi ve kötünün birbiriyle olan uyumunu, harmonisini söyler. İyi ve kötü yoktur. Birbiriyle ilgilidir ve iç içedir. Kötü ve iyi kavramları, şeytan ve melek kavramları bir erk üzerindedir. Erk. Yani tektir.
Haliyle tüm dinlerin ortak üçlemesi vardır bu. Üçleme Hanif dinlerde de var. Bununla ilgili de çok ilahi bir tartışmaya girmek istemem. Ama bu üçleme önemli bir üçleme. Merkezi destekler iki güç, öyle diyelim. Merkezin etrafındadır. Merkez erktir, yaradandır. Haliyle bu 700 bin aralığındaki duygu durumunun tarifsiz olması, hiç olması, saf bir bilinç olması bu söylediğimle örtüşür.